Hayırlı, güzel haberler alacağımız muhteşem bir hafta olsun öncelikle. Bu kadar sıkıntı ve stresin arkasından inşallah güzel haberlerle birlikte daha iyi olacağız. Bazı acıların tarifi, bazı sözlerinde anlamı gerçekten yok. Öyle bir zaman ki bir eli tutmanın, iyi bir haber almanın umuduyla sadece dua ettik o kötü günden bu yana. Evet efendim, hepsi bizim evimiz, hepsi bizim kardeşimiz, hepsi bizim ailemiz. Ve ateş düştüğü yeri değil, her yeri hepimizi yaktı efendim. Gerçekten bunun altını çizerek belirtiyorum. İyi bir haber almanın umudu ile yaşadık. Tek yürek olduk. Gerçekten ülkemin, bütün insanların güzelliğini bu yüreğin içerisinde toplandığını gördük. Buradan efendim maalesef ki hayatını kaybeden bütün kardeşlerime Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara da Rabbimden acil şifalar diliyorum. İnşallah birlik olup, tek yürek olup şu zamana kadar olduğumuz gibi bütün sıkıntıları atlatacağız. Birlikte yaraları saracağız. Geçmiş olsun diyorum. İnşallah bu yaralardan ders alacağız. Yani gerçekten sözün bittiği yer. 2 haftadır yayında yoktuk biliyorsunuz. Zaten olmamızın da imkanı yoktu. Psikolojik olarak da yani yemek bile yapmak istemedim açıkçası. Orada o enkazın altında yüzlerce insan yardım beklerken, soğukta üşürken biz de evlerimizde hop oturup hop kalktık. Belki ısındığımızdan bile utandık efendim. İnşallah bu yaraları birlikte saracağız. Hep birlikte. Dualarınızı eksik etmeyin. Gerçekten dua herkesin ilk başta ihtiyacı olacak tek şey dua. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Uzman sosyolog Seyide Koç hanımefendi bizlerle olacak. Kendisi de bizzat aslında fiili olarak depremi yaşayanlardan. Hemen bir çağıralım hocamızı. Hocam buyurun. Çok geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Seyide hocam nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız diye soramıyoruz artık zaten. Bir burada düğüm düğüm evet. Boğazımız. Evet. Ben aslında olaya o gecenin 2 gün öncesinden başlamak istiyorum. Gidecektiniz. Evet, biz de hani çocuklar aile olarak hazırlandık. Ben de Hataylı olduğum için. Oraya gidecektik ama bir hava muhalefeti başladı. Biz de diyorduk ki ya bugün mü gitsem, yarın mı gitsem, çok da istiyorum, vakit sınırlı. Ama demek ki bir rahmet eli durdurdu herhalde. Gidemedik, çıkamadık. Pazartesi mi çıksam, salı mı çıksam derken pazartesi sabaha karşı bu telefon arada geldi. Seyide hocamız biliyorsunuz Hataylı. Evet, ailem orada, akrabalarım benim aileler orada. Ailelerde, babada, annede bir sıkıntı olmadı, kurtuldular. Yani kurtulanlar da var çok şükür. Hı-hı. Ama ölen de var, yaralı olan da var. Rabbimden hepsi var. Var yani. Çünkü çoğunu düşünün, akrabalarınız, anneniz, babanız, kardeşleriniz çoğunluk oradalar. Hı-hı. Doğal olarak bundan siz orada olmasanız bile etkileniyorsunuz. Hemen gittiniz. Hemen gittik tabii sabahleyin yarım, zaten depremden bir yarım saat sonraydı, biz uyuyorduk tabii. Bir telefon, ben telefonumu hep şarjlı tutarım, yanımda tutarım. Hani evet bir radyosu mevzu söylense de ben ne olur ne olmaz diye onu hep öyle tutarım. Ve ben de evin en büyüğü olduğum için babam ilk beni aramış. Babam aradı, şok içinde zaten. Dedi ki yani ne yapıyorsunuz, yatıyor musunuz falan dedi. Babacım sorunu anlayamadım bile. Ne olduğunu bilmiyorsunuz mu dedi. Hayır bilmiyorum baba dedim. Burada dedi çok büyük bir deprem oldu dedi. Biz hepimiz evlerden kaçtık dedi. Ben arabadayım dedi şimdi. Demek orada bir kurtuluş anı, gidip telefonla aramak aklına gelene kadar zaman geçmiş. Sonra aramış. Tabii elektrikler, sular, kanalizasyon her şey bitiyor o sırada. Çünkü binalar çökmüş etmiş. Tabii ne yapıyorsunuz? Ne olduğunu ben de anlamaya çalışıyorum. O sırada bir uyku sersemiyim. Hemen biz 7 kardeş olduğumuz için işte Amerika'da kardeşim var, Ankara'da var, Kuveyt'te var. Hepsini arıyorum. Onlara haber verdim ilk önce. Büyük olmanın bazı sorumlulukları da var. Evet. Hepsine bir haber verdik önce. Daha sonra ne yapacağızı düşünmeye başladık. İşte birkaç saate kadar toparlandık zaten. Biz yola çıktık. Kendi aracımızla çıktık yola. Valla dediğim gibi bir bölge değil. 10 tane şehrimiz. Ya, güzeller güzeli. Değil. Üstüne titrediğimiz. Gerçekten insan böyle nefes almakta zorluk çekiyor ya. Yani şu an onu bizzat yaşıyoruz. Evet. Yani geçmeyecek. Hiçbir şey 6 Şubat öncesindeki gibi olmayacak. Çünkü 100 yılın felaketi gerçekten. Evet, asrın felaketi diyebiliriz yani. Ben hayatımda böyle bir kıyamet uyanmadım. 2 haftadır hocam. Demek istedim ki sadece keşke rüya olsa, hatta çoğu zaman rüya olduğunu düşünmek istedik. Rabbim can verdiğinde veriyor biliyorsunuz. Saatler sonrasında bir sürü kişi çıkarıldı. Küçücük yavrular,
Rabbim nasıl? Onları böyle saklamış. Ya, nasıl, yedirmiş, içirmiş 10 gün, 12 gün sonra enkaz altından çıkanları ya, gördükçe. Yeni doğanlar falan. Onlar İnanılır. Tekrardan doğdular. İnanılır Rabbim gibi değil. Rabbim bir kere daha onlara yaşam verdi aslında. Evet, evet, evet. Siz nasıl gittiniz hocam? Biraz evet, ondan yani bahsedelim. Aslında hani bir iki gün bekleyip gidelim diye düşünürken biz artık hani oradaki kıyamet başka bir kıyamet olduğu için kendimizi unuttuk tabii biz. Yola evet. çıktık. Yollar kar tipiydi zaten, çok fena. Buz, o bu işte benim en çok dikkatimi çeken şey o sıkıntının arasında. Ankara'ya kadar gittik. Sonrasında cesaret edemedik. Bir gece Ankara'da kız kardeşimle kaldık. Ertesi gün tekrar yola çıktık. Ankara'dan sonrası ikinci gündeyim ben. Evet. Ankara'dan sonrası şeydi. Sanki orada bir savaş var ve herkes oraya doğru akıyordu. Tırlar, ambulanslar, askeri araçlar, gözlerimle gördüm. Evet. Birinci gün çok azdı. İkinci gün ama çok yoğundu. Çünkü bu normal bir şeydir. Bir olay olduğunda hiç beklenmeyen bir şey. İnsanların olayı algılayıp hazırlanması birinci, mutlaka bir zaman alır. Birinci günün de nedeni bence hava şartlarıydı ve oradaki havaalanında evet. da sıkıntı çıkmasıydı. Evet tabii tabii, havaalanı çalışmıyordu. Yoksa ilk günden de canla başla koşmak evet, istedik, evet, yardım etmek evet. istedik. Ben kendimce evet. hocam 8 tır çıkarmaya çalıştık. Sonrasında konteynerler tamam, şey yaptık. Ama ilk gün hava şartlarından ötürü insanlar gerçekten evet. ulaşamadı ve herkes bir çılgın gibi sokağa evet. döküldüğü evet. için arabalarla o sıkıntı oldu. Zaten bu şey toplumsal olaylarda böyle afet gibi durumlarda ilk etapta insan aklını çok sağlıklı evet, kullanamıyor. Kullanamıyor. Aklını maalesef. Çok sağlıklı kullanamadığı için de ilk anda refleks olarak ne yapması gerekiyorsa onu atlıyor. Hı hı. Fakat biraz zaman geçtikten sonra biraz daha akıllıca düşünmeye başlıyor. O ilk gün yapılanlar biraz daha refleks. İkinci gün daha akıllı mantıklı yapılmaya başladı. Ama yollarda öyle de Ankara'dan sonrası molalarda en çok dikkatimi çeken yaşadığım hatta bir olay var inanamadım. Dikkatimi çeken şuydu. Orada bir savaş var. Herkes oraya gidiyor. Mola yerlerini ben hiç öyle görmedim. Tırlar, jandarmalar, bir sürü asker araçlar. Herkes yığın yığın ve inanın orada mesela diyorsunuz ki su var mı? Yeni bitti diyor. İşte çay Allah var mı? Allah, diyor Allah, ki çay Allah. Var ama bardak yok. Ya da işte diyor ki kahve yok ama. Ya da işte rafların çoğu boş. Çünkü oraya yardıma giden insanlar onları tüketiyorlar ister istemez yaşamaları gerekiyor. Evet. Ve inanın yollarda o tırcıların bile hani nasıl uğraştıklarını gördüm. Bir tanesi yaklaştı bana. Dedi ki abla dedi bir iğneniz var mı dedi. Kurban olsun. Sadece bir tane iğne var bu arada başörtümde. Var dedim hemen çıkardım. Dedi ki tırın bir borusunun bir şeyi tıkandı dedi. Bir iğne lazım da dedi. Bakın bir iğne yani. Bir iğneye bile nasıl ihtiyaç var. Sonra hemen verdik tabii o işini halletti. O iğneye bile çok sevindim biliyor musunuz? Tabii. Yani orada bir iğne yardımına bile çok sevindim. Burada önemli olan niyetler zaten. Burada şeyi de gördük hocam. Aslında hayatımızda tamam ettiğimiz şeyler aslında gerçekten bunlar olmadığını da gördük. Tabii. Evin var, gece yatıyorsun huzurlu bir şekilde. Ama en tatlı uykuda geliyor yani. En tatlı uykuda ne olduğunu anlamadan geliyor. Hatta çoğu çocuk çıkarılırken siz bizim evimize nasıl girdiniz dediler. Ya. Yani çocuklar hiçbir şeyin farkında değil. Onlar tabii ki melekleriyle korundu Rabbimin. Ben de öyle düşünüyorum. Bu yaraları saracağız birlikte. Evet. Bizim maksadımız bugün efendim yemek yapmak değil. Açık ve net konuşmak gerekirse yaraları sarmak. Tabii ki bu sıkıntılı günleri birlik içerisinde atlatacağız. Buradan Rabia sandalyeyi alalım. Hocamız ayakta kalmasın. Serpil'i de alalım. Şimdi çok güzel sorularımız olacak hocaya. Uzman konuğumuz Seyit Hocam. Öbürünü de alalım sana çok zahmet. Seyit Hocam Allah sabırlar versin. Sağ olun teşekkür Senin ederim. Senin var mı demek istediğin bir şey Serpil? Söylemek istediğim şey var. Geçmiş olsun diyelim. Evet ilk günden beri gerçekten Serpil'le de iletişim halindeydik. Ben Elazığ depremine bizzat gidip orada bulunmuştum gerçekten. Burada da çok istedim ama malum sağlık problemlerinden ötürü gidemedim ama en kısa zamanda gideceğim. Ama buradan çok güzel iyilikler yaptık hocam. Tabii, tabii. Çok güzel yürek olduk. Tabii. Takipçilerim, izleyicilerim Allah sizden bin kere razı olsun. Sadece yaptığım canlı yayınlarda ufacık bir çağrımla oraya sıfır battaniye, el feneri, işte kadın kişisel özel bakım ürünleri, kekler, işte börekler yığdınız ve biz o tırları sizin vesilenizle Maraş'a, Adıyaman'a, Osmaniye'ye, Malatya'ya her yere ilettik. Allah bin kere razı olsun. Para topladık efendim. 50 konteynerlık bizim köyü kurduk. Neden? Bunlar hepsi sizin vesilenizle oldu.
bir aileyi o soğuktan alıp bir yere koyduysak, yani siz o zaman evinizde belki rahat uyuyabilirsiniz evet, ama evet, hiçbir evet. şey yapmadan evinde Evet. yan gelip yatmakla Evet. da olmuyor maalesef. Evet. Çok doğru. Hocam, peki şimdiden sonra özellikle depremzedeler için İstanbul'a gelenler oldu, Ankara'ya gidenler Tüm oldu. Türkiye'ye Bütün yayıldılar. Türkiye'ye yayıldık. Nasıl davranmalıyız? Evet. İnsan olarak bizim görevimiz ne? Bu depremi biz de yaşadık 99'da ama bizzat şimdi bunun kaç katı ağırını yaşadılar? Ne yapalım? Evet. Şimdi ben de orada ilk karşılaştığım sırada önce bir yardıma koşanlar, daha sonra bu organize oldu tabii, çok daha güzel oldu. Girilemeyen yerler de vardı. Girdiğimiz yerlerde ben bir akşam üzeri girerken Hatay'a ambulansların vızır vızır girdiğini ve vızır vızır çıktığını gördüm. Zaten trafik var, zor giriyorsunuz. Bir akşam üzeri ve zifiri bir karanlıktaydı. O zifiri karanlıkta ben 76 yaşında babam bu arada. Onu bir arabanın Hayırlı içinden ömürler aldım. versin. Annem başka bir yerdeydi. Onu da başka bir yerden aldık. Kardeşim ve ailesi mesela daha merkezdeydi, Antakya. Oraya giremedik. Yani çok az görüşebiliyorsunuz. Alo diyorsunuz. Ama böyle saniyeler, birkaç cümle konuşuluyor ve kapatılıyor. Şarjlar sınırlı. Şarj edilecek bir yerin olmaması ya da zor ulaşılması da olabilir. Buraya gelmeyin abla dedi bana. Çünkü dedi buraya girerseniz çıkamazsınız. Girdiğinizde de pişman olursunuz. Onun için biz belli bir yerden sonra giremedik. Onlar çıksın diye bekledik. Gerçekten burada gönüllü olmak, bu işi bilmek, koordineli bir şekilde yardımcı olmak çok Daha önemli. aklı O başında sırada. hareket etmemiz Evet, gerekiyor o bu sırada. Hani esnada. duygusal olarak diyelim ki ben koşturdum, çıktım enkazın üstüne, geldim oraya kadar. Ama benim yüküm bile aşağıya ağırlaştırabilir. Evet. Doğru bir hareket değil. Ne yapacağız? Bilenlerin talimatıyla hareket etmemiz gerekiyor zaten. Neyse, şimdi orada tabii ilk karşılaştığımızda, mesela ben de bir depremzedeyle karşılaştım. Babamla karşılaştım ilk defa. Sanki hiçbir şey olmamış gibi konuşuyordu babam. Çok enteresan değil mi? Çünkü Allah'ın kabullenmek vermesin. için zamana ihtiyaç var. İnsan yaşadığı şeyleri pat diye kabullenmiyor. Her yer yıkık dökük. Evet, yani böyle çok sağlam duruyordu. O benim dikkatimi çekti. Çok sağlam duruyordu. Ondan sonra sanki baba işte şurayı da arayalım, şunu da yapalım. Tamam olur, biz şöyle de yapalım diye sanki böyle mantıklı mantıklı bana da bir şeyler söylüyordu. Neyse, bazı yerde yakaladım aslında. Hani şok sebebiyle söylediklerini. Oralarda ben hani onu dinlemedim de kendim hareket ettim. Fakat ilk etapta yapacağımız şey tabii ki onları bir güvenli bölgeye almak. Zaten orada da pek çok insan, tanıdıkları varsa onlara doğru gittiler. Orada da bu sefer savaştan bir kaçış vardı geri dönüşte de. İnsanlar üstlerinde pijamalarla, yani hani aç bir ilaç, oraları hiç söylemiyorum böyle. O dönüş molada durulan yerler, işte benzin bulunamıyordu bir ara. O dönüş yerlerinde çok ciddi, halkın böyle panik halinde birbirle konuşup konuşup hızlı hızlı kapatıp arabalarına binip gitmeye çalışmaları vardı. Ay Tabii kıyamet bu arada gibi. ben duyuyorum. Tabii ben bu arada duyuyorum Bu konuşmaları ister istemez. evet. Diyor ki işte, bir tanesi diyor ki ya sorma diyor, işte annemi diyor kaybettik diyor. Fakat diyor kardeşimle biz çıktık diyor, ikimiz şimdi dayıma geçiyoruz diyor mesela. Allah Bir Allah. yandan anlatıyorlar, bir yandan ağlıyorlar. Şoktalar. Çok ciddi, hani kabullenmeyen, şokta olan, ne yapacağını bilmeyen ve sürekli ağlayan. Çoluğunu, Bu çocuğunu enkaz şekildeyiz. altında. Şeyi hatırladım hani ben o sırada. Kıyamet koptuğunda kimse kimseyi düşünemez mevzusunu. Orada herkes kendi canıyla ve öleniyle uğraşıyor. Senin de bir yakının öldü mü diye biz de soruyorsa, ben şöyle oldu. Onlar da bize soruyorlar. Yani oradan mı geliyorsunuz? Ne oldu, Tabii. ne bitti? Bir iki paylaşım yapıyoruz ama çok yoğun değil. Burada şey yapılması gereken ilk etapta, bir depremzedeyle karşılaştığımızda ilk yapılması gereken en doğru hareket, bir kere onu çok güzel dinlemek. Hikayesini anlatsın. Öyküsünü anlatsın o. Bir de şey dediniz hocam az önce konuşurken, nasılsınız sorusunu çok Evet. fazla sormayın. Evet. Ama bizim de kültürümüzde hani hoşbeş Adetten ederken değil mi? sormamız gereken bazı işte Nasılsınız nasılsın, iyi deriz misin? hemen. Ha, nasıl yaklaşalım? Peki Evet. nasılsınızla girmeyelim de nasıl girelim Seyit hocam? Evet. Şimdi nasılsınız, iyi misiniz en çok alıştığımız şey. Evet. Ama bunu demeyeceğiz. Nasıl oldu? Ölen kalan var mı? Bir depremzede olduğu belli. Sadece o sırada onun yanında sessizce bulunmak, onun güvende olduğunu hissettirmek ve onun anlatmasını beklemek. Yanındayım, buradayım. Anlatabilirsin. Ama o anlatsın, bırakın. Siz sormayın, siz deşmeyin. Evet. Çünkü o sırada İstediği şey kadarını. de yaşıyor olabilir. Kabullenmeyi olsa bile Travmayı. bir öfke, bir kızgınlık. Biz orada enkazın altında kalırken
siz rahat rahat yatıyordunuz ya da rahat rahat yiyordunuz. Tabii böyle de bakan. Yaşıyordunuz. Tabii. Bunları da düşünüyor olabilir. Bir öfke olacak, bu çok normal. Kızgınlık, birilerini suçlama. Bu zaten hani normalde de programlarımıza bahsederdik. Suçlama işi bizim en iyi başardığımız iş. Evet. Bir şey oldu, iyi kötü. Hemen sen öyle yaptın da böyle oldu. Sen yapmasaydın şu olmazdı. Suçlamayı çok biz güzel. Biz bunu çok güzel başarıyoruz değil mi? Evet evet evet. Ama burada yapmamamız gerekiyor. Burada evet yani şöyle düşünelim aslında bir metafor yaparsak. Allah korusun bir yangın çıktı. Ne yapmam lazım? Bak sen dikkat etmedin de ocaktan çıktı diye sana mı yüklenmeliyim o sırada? Yoksa ilk etapta hemen onu suyu söndürmeye alıp söndürmeye mi çalışmalıyım? Tamam. Amaç önce yangını söndürmek. Önce yangını söndürmeliyim. Sonra o yangın niye çıktı, nasıl düzelecek, tekrardan normale nasıl dönecek kısmı an, daha sonra. Bu arada hocam ekrandaki görüntü sizin annenizin evinin görüntüsü. Yok bu Malatya'daki Sevcan Hanım'ın. Sevcan. Yüksel Bey yanlış söyledi. Evet, evet Sevcan Hanım'ın evinin görüntüsü. Ay, evet. Bayağı bir tahribat görmüş. Allah yardımcıları olsun. Evet. Bu arada annemlerinki çok çok daha kötüydü. Şu an bakıldığında aslında o kadar korku dolu gözüküyor ki yani gerçekten hani şu, içinde yaşamak ayrı ve şu an izlemek de ayrı. Sevcan Hanım'ı biliyorsunuz efendim. Sevcan Hanım şöyle söyleyeyim. Evet Malatya'dan konuğumuzdu. Kendisi bize Malatya'nın eşsiz lezzetlerini hazırlamıştı. Eşiyle yayınımıza katılmıştı. Malatya'dan gelmişti. Ve şu an birazdan bağlanacak kendisi de. O korku dolu anları bizlerle paylaşacak. Neler yaptıklarından bahsedecek. Dediğim gibi biz bugün yaraları sarmak için buradayız efendim. Birlik olmak için buradayız. Tabii ki depreme özel lezzetler hazırlayacağız. Nasıl lezzetler olacak bunlar? Daha uzun süre saklanabilir. Oradan çıkanlar neler neler söyledi. Vazelin yediklerinden bahsettiler. Tabii bunu o anda düşünebilir miyiz bilmiyoruz ama deprem çantası yaptığımızda efendim yanımızda uzun süreli bayatlamayacak yiyecekler, sular, düdükler, fenerler bunların hepsini konuşacağız. Olması gerektiği gibi biliyorsunuz olası bir İstanbul depremi var. Artık ah vah yapmayalım, önlemleri alalım. İlk etapta binalarımızla başlayacağız zaten Allah izin verirse. Sonrasında zaten yapacağımız hazırlıklar. Şimdi ilk tarifimiz için Serpil de malzemeleri bence getirsin. Bir yandan onu yapmaya başlayalım. Şöyle bir besleyici ne yapıyoruz Serpil? Kekimizi yapıyoruz. Kekleme başlayalım. Aslında kek de. Yani. Uzun süre bayatlamaması için biz onu bir fırınlama yöntemi yapacağız. Özellikle dün Serpil'den bunları istedim. Hani en azından bir 10 gün, 15 gün çantanızın içerisinde bunu saklayabileceksiniz. Arabalarınıza koyabilirsiniz. Çünkü o esnada yanınızda olması gereken yiyeceklerin olması gerekiyor. Aletlerin olması gerekiyor. Telefondan ziyade daha çok feneriniz, düdüğünüz bunlar çok önemli değil mi hocam? Tabii tabii tabii. Bunlara uzman gelecek önümüzdeki günlerde. AFAD'dan uzman konuklarımız da olacak. 3 adet orta boy yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 2,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 çay bardağı kuru üzüm, 1 çay bardağı fındık, 1 çay bardağı ceviz. Özellikle böyle bir tarif seçmemin nedeni içerisinde üzüm, besleyici ve tok tutma özelliği daha yüksek olması için. Biz bunu fırından çıkar çıkmaz değil, biz bunu bir kere daha fırınlayıp böyle daha şey gibi yapacağız. Neydi? Kuru gevreği ismini söylemeyeyim. Selanik gevreği gibi. Aynen. Olacak. Onun gibi bir tarif hazırlayacağız. İlk etapta yumurtamızı ve şekerimizi çırpmakla başlayalım. Bir yandan da hocamıza doğru dönelim. Normal klasik bir kek gibi olacak ama pişirme yöntemiyle ve bekletme koşuluyla daha fazla saklayabileceğiniz bir tarif olacak. 3 yumurtayla 1 su bardağı şekerimizi önce güzelce bir köpürtelim Serpil Hanımcığım. Sonrasında devam ediyoruz. Evet dediğim gibi hani şey de yapamıyorsunuz ki. Şimdi dönüp baktığımızda yemeden içmeden yapamıyoruz. Orada da çok sağ olsun bir sürü kuruş olmuş. Beyaz Div ailesi olarak da bizim ekibimiz orada efendim. Herkes yemek yapıyor. Hı hı. Birlik olduk. Hı hı. Bir sürü bakliyatlar gitti ve her gün orada tonlarca yemekler kaynıyor. Sıcak çadırda kalan, pişti. Sıcak ekmekler pişti. Çadırda kalan kardeşlerimize gidiyor. Hı hı. Ama bunu sadece şimdi 15 gün süreyle tutmamamız gerekiyor. Tamam. Çünkü orada çok uzun bir
Onların uzun bir süre yardıma ihtiyacı olacak. Peki bunu nasıl yapacağız hocam? İnsanlar burada duyarlılığı kaybetmemeleri için özellikle tamam paylaşımlara döneceğiz. Yaşam devam ediyor. Bir de bir şey dediniz insanoğlu. Ne dediniz? Çabuk unutur. Kısmı. Çabuk unutur. Yani gerçekten çabuk unutuyoruz. Bir de nankör mü bir şey dediniz? Evet evet. Biraz da nankör bir insan. Biraz... Çok elindekinin kıymetini de. Elindekinin öyle güzel söyledi ki az önce biz hocamızla sohbet ettik. Şimdi bunları gerçekten unutmamamız gerekiyor. Çünkü sen evde tok yatıyorsan orada kardeşin aksa evet. Bundan sorumlusu sensin. Vay senin haline. Evet. Yani bunu unutmayacağız. Bir karikatür görmüştüm. Karikatürde enkazın altından bir çocuğu kurtarıyorlar. Hı hı. Ama kurtaranlar dünyadaki bütün ülkeler. Yani bütün hı hı. ülkeler el ele vermiş. Oradan bir çocuğu kurtarıyorlar. Hı hı. Bu çok hoş bir karikatürdü. Benim de çok hoşuma gitti. Aslında biz burada genlerimizdeki o yardımseverliği, evet. insan olmayı burada çok hissettik. Evet. Mesela Hatay daha sonra fark edildi. İlk günden gidildi ama ben hani iki gün sonra bile orada muhteşem şeylere tanık oldum. Zaten şöyle demeniz bile hani hiç tanımadığınız insanlar bu arada yolda evet. başka bir yerde ben oradan geliyorum dediğinizde bile inanın size bir şey verirken karşında ücret bile almak isteniyor. O kadar iyilik duygularımız gelişti ki bu arada. Bu çok önemli bir şey. Bu bir hafta içerisinde ben işte banyo yapamadık. Sıcak bir ev bulamadık. Sıcak bir yemek göremedik. Çünkü oradan oraya koşturduk birazcık. Fakat yaklaşık bir hafta sonra Ankara'ya geldiğimizde, evet. Güvenli bir yere geçtiğimizde oradaki komşuyu burada bahsetmek istiyorum. Hiç unutamıyorum. Sadece kız kardeşimin orada bir evi vardı. Biz ona annem babamı getirdik. İki katlı ve güvenli olduğu için. komşumuz düşünmüş. Sıcak bir ev. Bunları özellikle söylüyorum ki çünkü kıymetini bilmiyoruz. Sıcak çorba. Bir pilav pişirmiş, bir et kavurmuştu. Ama inanın dünyada en sıcak, en tatlı ev geldi bana orası. En tatlı yemek. En tatlı yemek geldi. Ya. O kadın da bir melek gibi geldi. Hani çünkü o bir haftalık yokluktan sonra onları görmek o kadar kıymetli bir şeydi ki. Ama biz bunu aslında her gün yaşıyorduk, her gün yiyorduk, her gün elimizdeydi ama kıymetini bilmiyorduk. İşte bu evrede aslında birazcık daha kıymet bilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Ya... Çok ahlanıp bahlanıyoruz. Çok böyle nankörlük yapıyoruz. Çok böyle küçük şeylere her takılıyoruz. Her şeyi birbirimizden bekliyoruz. Ya sen kendine düşen görevi yaptın mı? İçin rahat mı? O kafana yastığını, başını koyduğunda rahat mısın? Önce buna bakmak evet, lazım. Evet. Efendim şimdi birazdan Maraş'a gideceğiz. Sıvılarla devam ettik. Sıvılarımızı koyduk. Unla karıştırmam ister misin? Birazcık unla karıştıralım dibe çökmesin. Biz birazcık kalıcı özelliği olan hatta uzun bir süre böyle tarifler vermeyi düşünüyoruz. Hem çantalarınızda yer alsın bunları not edin. Hem de süresini uzaltalım. Çok fazla koymayalım Serpil Hanımcığım. Şu şekilde bir bunları saralım şöyle unlayalım ki çökmesin. Kekimize sıvıları koyduk. Eleyerek tarçınımızı, vanilya ve kabartmamızı ekledikten sonra şimdi içerisine de şöyle unladığımız üzümleri koyuyoruz. Cevizimizi serpeceğiz. Şöyle. Bunu ceviz ve fındık varsa yoksa çok önemli de değil. Yani birazcık daha aslında burada şey yapmaya sağlıyoruz. Vitamin değerini ve tok tutma olayını sağlamak istiyoruz. Tabii ki o an esnada aklımıza çanta gelmiyor, hiçbir şey gelmiyor ama siz yine başucunuzda bunları bırakın. Az önce Yüksel Bey'le de konuşurken Yüksel Bey dedi ki hani çoğu açlıktan, çoğu işte fener olmamasından, susuzluktan, düdük olsaydı başka olurdu dedi. Kesinlikle yani birazcık önlem alalım. Hani ne derler biz eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım efendim sonra tevekkülü Allah'tan bekleyelim. Biz her şeyi hemen Allah'tan istiyoruz. Evet. Özellikle yanımızda su, düdük evet. ve şarjlı bir telefon olsun. Evet. Deprem çantamızın belki hafif götürebileceğimiz bir kısmı. Çok uzun bir zamanımız olmayacak o yok. Sırada. Ben bir 10-15 saniye maksimum. Hı hı. Muhtemelen hiç kimse çıkamayacak ama hı hı. genelde hani böyle birinci, ikinci katta değilse. Hı. Genelde ne yapacak? Güvenli üçgen bölgeye, hı hı. hayat üçgenine sığınacak. bu üç önemli bir şey yanında mutlaka olup hemen onları evet. alarak cenin pozisyonunda yan yatması İster gerekiyor misin? Bu arada. Sırt üstü ya da ağzının üstüne de yatmaması gerekiyor.
Düdüğümüz önemli haber verebilmemiz için. Hı hı. O sırada hemen telefonları arayıp birileriyle iletişim kurmaya çalışmak da doğru değil. Hı hı. Çünkü kilitlenecek. Belki gruplara bir iki tane mesaj bırakmak. Ben şuradayım, şu adresteyim evet. mesajı hı hı. çok işe yarayabilir. Ve birkaç tane telefon ezberlememiz. Ne yazık ki bu akıllı telefonlar bizim biraz hafızamızı zayıflattı. Birkaç tane telefonun ezberimizde olması lazım. Evet. Telefon gittiğinde önceden hemen geliyorum hocam. Önceden ısıtılmış serpilin ayarlamış 170 derecelik fırına bırakıyorum efendim. Fanlı bir şekilde güzelce pişsin. Sonrasında kıtır kıtır olma kısmını da detaylarla paylaşacağız. Efendim bir Sevcan Hanım'a, bir Maraş'a bir gidelim. Malatya. Ha bu Zülfü Bey. Tamam, Zülfü Bal gazeteci efendim bize anlatacak. Maraş'ta şu an kendisi. Skype bağlantısı yaptı kendisiyle. Buyurun. Zülfü Bey merhabalar. Merhabalar. Yayınlarım, iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Nasıl oralar? Evet, öncelikle biz geçtiğimiz günlerde Gaziantep'teydik. Gaziantep Merkez Nurdağ Köyleri'nin tamamında yayınlar yaptık. Daha önce Malatya yayınlarımızı yaptık ve şu anda Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeyiz. Benlerim burada az önce Türkoğlu, Kahramanmaraş ilçesi Türkoğlu koordinasyon valisi olarak atanan Karaman Valisi Sayın Tuncay Akkuyu'yla beraberdik. Evet. Önemli bilgiler aldık. Burada Türkoğlu'nda yine çok sayıda yıkılan bina var. Maalesef can kaybı 679 rakamına ulaşmış durumda Türkoğlu'nda. Bununla beraber dün İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu buyurdu. Deprem bölgesi içerisinde en pratik, en hızlı işlemler yapılabilen tek bölge ifadesini kullandı Süleyman Soylu. Burada her şey rakamlarla, verilerle Sayın Valimiz Tuncay Akkoyun ve ekibi tarafından kayıt altına alınmış durumda. Depremin ilk günü enkazlara müdahale edildi ve 113 vatandaşımız canlı olarak salim enkaz altında çıkarıldı. Çadır kentler hazır kuruldu. Çadır vatandaşlarımıza dağıtıldı. Kesinlikle elektrik ihtiyacı, internet ihtiyacı, su ve gıda ihtiyacı yok. Tamamı temin edilmiş durumda. Yani şöyle bir güzel haber verebilirim. Böylesini 100 yılın en büyük felaketinde nasıl bir güzel haber olabilir diye izleyicilerimiz tereddütte kalmış olabilirler. Burada depremin 5. 6. gününden sonra hayat artık normalleşmeye dönmeye başladı. Tamamen normalleşti mi bu? Elbette ki mümkün değil ama o kadar kusursuz bir organizasyon Türkoğlu'nda yapılıyor ki inanın burada hayat normale dönmeye başladı. Vatandaşlarımızla da röportajlar yaptık. Eksiği olan, yediği olan, gıda ihtiyacı, çadır ihtiyacı olan hiçbir vatandaşımız yok. Devletimiz her yerde olduğu gibi Türkoğlu'nda da görevini layıkıyla yapmış durumda. Bu noktada Sayın Tuncay Akkoyun'a, koordinasyon valimize de ve ekibine teşekkür ediyoruz. İlk 3 gün yemek bile yemeden Sayın Valimiz ve ekibi AFAD'a dahil. Çok güzel haberler verdiniz. İnşallah yaraları birlikte saracağız. Türk milleti zaten yıkılmaz. Gerçekten ben bütün ülkemin insanlarına güveniyorum. Biz birlik olma zamanında çok güzel birlik olup çok güzel sıkıntıları aştık. Şimdi siz bir çadıra gideceksiniz. Çadırda çocukların olduğunu söylediniz. Birazdan sizi tekrardan bağlayacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle kesildi bağlantı. Birazdan bağlayacağız tekrardan. Efendim gerçekten kusur aramak yerine Allah aşkına diyorum güzellikleri görün. Artık 3 günlük dünya Rabbim devletimizden, milletimizden gerçekten razı olsun. Herkes elinden geleni yaptı. Bir insanın ölmesine zaten can dayanamaz ki. Ya kendi çocuğun olsun, kendi sevdiğin olsun. Yani bunları düşündüğümüzde ben tüylerim ürperiyor. O küçücük kusucuklar oradan çıktı ya enkazın altından. Dedim, Rabbim sana şükürler olsun dedim ya. 20 günlük bebekler çıktı Seyide Hocam ya.
Değil mi onların yaşaması orada? Ne biz mucize? Diyoruz ki orada yaşattılar onu yani. Yaşattılar. Yardım edildi, başka yedildi, bir açıklaması içirildi. Yok değil mi? Bu şekilde. Ya orada bir manevi yardım olduğu kesin zaten. Şimdi buyurun. İlk Hatay'a girdin. Doğduğun, büyüdüğün topraklar. Evet. Oranın çok güzel bir mağazası çok var. Güzel. Çok güzel bir anıtı var. Ben Adana'dan itibaren giderken zaten derim şu ki hep memleketimin kokusu geldi. Tüylerim böyle diken diken oluyor. Biraz fazla duygusalım ben. Serpil biliyor beni. Ne hissettin oraları görünce? Adana'dan itibaren zaten başladı o kırık dökük binaları görmek. Sonra esas benim çocukluğumun geçtiği Hatay'ın işte İskenderun'un biraz yukarısı burası. İskenderun'a doğru yaklaşırken zaten oradan limandan yoğun bir duman yükseliyordu. Bir şeyler yanmış orada 3 gündür yanıyormuş. O yükseliyordu onu görmek. Şeyin gökyüzünün kara dumanlarla kaplı olduğunu görmek mesela. Sonra ilerledik her taraf karanlık. Hani o çocukluğunuzun, gençliğinizin, okul hayatınızın geçtiği yerlerin hepsinin kırılmış dökülmüş olduğunu görmek. Ben bir video çektim orada ama tutamadım kendimi. Hani videoda öyle görmek istemediğim için ağlamadım ama... Öncesinde ağlamıştım, sonra çekebildim videoyu. Zaten hani o evler kalmamış. Sağlam ev dediğiniz bile bir sürü çatlağı ve içerideki eşyaların birbirine girmesi var. En sağlam yer bile öyle. Orada çocukluğunuzu, gençliğinizi, yaşadığınız her şeyi sanki enkazın altında kalmış gibi hissediyorsunuz. Silindi gitti değil mi? Evet. Yani orada hani yaşlı babam oradan alırken karanlık diye çok da göremedim. Bu şeydir, insanın çok temel duygularından biridir. Bağını, özellikle çocukluğunun geçtiği yer, doğduğu yer, mutlu olduğu ya da üzüldüğü yer fark etmez. Oraya mutlaka sonradan gidip görmek ister. Biz akşam vakti orada onu gördükten sonra, babamı aldıktan sonra bir gece konaklamak için dört yolun böyle bir köy gibi, hani tek katlı böyle hatta duvarlarında çatlak da vardı, öyle bir yerinde konaklamak zorunda kaldık. Ertesi günü, bir kere gidip gündüz gözüyle görelim dedik tekrardan. Yani. Yani aslında bir tehlike olduğunu da biliyoruz ama orayı gündüz gözüyle bir kere daha görmek istedik. Çünkü köklüğüm tamamen var artık çünkü yıkılacak. Değil mi? Tamamen hani onları artık devlet hani yıkacak, yenisini yapacak artık. Orayı bir görmek istedik. Tekrardan bir gittik. O binaları gördük. Hatta korka korka da olsa şöyle kapısından içeriye şöyle bakmaya çalıştım. Gidebildiğim yere kadar şurası da şöyleydi, burası da böyleydi dediğimiz böyle acele hatırlayarak döndüğümüz yerler oldu. Orası bundan sonra nasıl olacak, nasıl ayağa kalkacak bilmiyorsunuz ama bildiğiniz bir şey var. Babam her zaman öyle söyler. Ne olursa olsun der. Geçmiş geçmişte kaldı. Şimdi önüne bakman lazım ve sağlam olup bundan sonra onlar için ne yapabilirimi düşünmen lazım. Bugün sağlam olmayı ailemiz için, çocuklarımız için, oradaki bize ihtiyacı olanlar için sağlam olmaya ihtiyacımız var. Belki bir sene onların bize ihtiyacı olacak. Hocam. Bir şey daha sormak istiyorum. Tabii ki devletimiz yeni evler yapacak. Evet. Oralar baştan inşa edecek. Orada bir söz vardı. Hatay geri döneceğiz. Evet. Diye çok duvara yazmışlar. Evet. Evet. Elbette küllerimizden doğacağız. Evet. Ya zamanında doğduğumuz gibi. Evet. Peki biz oradaki insanların yaralarını nasıl saracağız? Onlar nasıl o korkuyla, o travmayla yaşamayı veya atlatmayı başaracaklar? Burada biraz empati yapmak için önce istersen kendimizden bir başlayalım. Evet. Biz o depremi bizzat görmedik ama hı-hı, depremi görenleri gördük. Derin ya da duyduk ya da yardımcı olmaya çalıştık, hı-hı, hissettik insan olduğumuz için. Biz bile ne kadar etkilendik değil mi? Ne kadar etkilendik? Ben önceki yattığım gibi yatmıyorum mesela. Önceki kalktığım gibi kalkmıyorum. Evet. Önceki gibi işe gitmiyorum. 6 Şubat'tan öncesi gibi değil hiçbir değiliz. Şey. Değiliz. Şu an bambaşka bir alemde gibiyiz. Evet. Ama burada da yine yapmamız gereken şey, ben orada da bunu ilk etapta yapmaya çalıştım. Bir, senin yanındayım. Bunu ona hissettirmek. Hı-hı. Bunu nasıl hissettirebiliyorum? Nasılsın, öyle miydi, böyle miydi diye değil. Geldim yanına, geldim şöyle. Yanına geldim, durdum. Sadece yanında olduğumu bilmen bile seni rahatlatacak zaten. Kesinlikle. Ben senin yanındayım. Hı-hı. Hadi şimdi güvenli bir yere geçelim. O şunu hissedecek, yalnız değilim. Hı-hı. Yaramı ve acımı anladı. Hı-hı. Şimdi beni güvenli bir bölgeye geçiriyor. Hı-hı. Güvende olduğunu hissetmesi gerekiyor çünkü. Ve biz o sırada işte mesela aldıklarımızı bizim istediğimiz yerlere değil de onların istediği yere götürdük. Evet. Burası da önemli. Hı hı. Deprem yaşamış bir insana anlattırırken ya ben de bu insanları anlamıyorum işte gidiyorlar kötü zemine ev kuruyorlar. Evi öyle de şey yok, düzgün aynen yapmıyorlar falan. Şimdi o kişiye bu söylenmez. Söylenmez. Biz burada bir suçlu aramıyoruz. Sorumlu da aramıyoruz. Zaten onun kendine, etrafa vicdanı bir... Var.
vicdanı var, bir suçluluk hissi olabilir, bir öfke olabilir. Hepsi var zaten onda. Annenin ağlamasına şahit olduk zaten sosyal medyada. O da beni kahretti. Senelerce biriktirdiğim paramla kızıma dedi ev aldım dedi. Evde dedi mezar oldu dedi. Evet. Bir gün öncesinde her şey dayamış döşemiş. Kızı videosunu çekmiş. Anne evet. Sana da oda yaptım diye. Ay, hanımefendi de yola çıkıyor. Kızını bırakıyor. Ve döndüğünde yok. Yani zaten dediği gibi psikolojik olarak yıpranmış vaziyette oradaki evet. insanlar. Evet. Ve bizim bu yaraları sarmak gibi bir durumumuz varken... Nasıl yaptın, nasıl ettin, nasıl aldın? Ah işte o müteahhit, vah bu şey onay gibi, veren. Yok böyle bir şey. Biraz bu şey gibi hani böyle hiç futbol oynamamış hayatında, hiç spor da yapmamış ama. Evet. Oturuyor, oradaki en iyi futbolcu diyor ki ya öyle yapılır mı, ya o şöyle yapılır bak, aslında. Ne güzel örnek gerek dedi yok. Hocam. Gerek yok. Bugün onları sadece anla, yanında evet. olduğunu hissettir. Dinle sadece. Dinle, dinle. Ondan dinlemek sonra yargılama, asla yargılama. O kelimeleri de kullanma. Bazen o ağladığında, içlendiğinde sen de duygulan, gözlerin yaşarsın. Hı-hı. Hafiften bir gülümseme yap ona. O Hı-hı. kendini biraz iyi hissetsin o gülümsemeyle. Tabii. Geçecek olsun. Demek. Onları anlayabiliriz ama onlar kadar anlayamayız. Bu da mümkün değil. Değil değil. Yaşayan kadar hiç kimse anlayamaz evlerin onları. Evlerin başlarına yıkılmış sonuçta yani. Bakın mesela az önce anlattığım daha tabii içli bir hikaye. Ama bir 76 yaşındaki yaşlı insan bile orası onun büyüdüğü yer ya. Yani yıkılmış olsa bile her şey bitmiş olsa bile oraya... Oradan kopamıyor. Yani diyoruz ki artık bundan sonra işte Ankara'da bulun diyoruz mesela. Yok diyor. Ben tekrar oraya dönmek isterim diyor. Ya. Çünkü orada onun her şeyi orada yani. Ev yıkılmış olabilir ama anılar orada. Bu noktada da onlara belki teselli vermek için. Ev yıkılmış olabilir ama bu fiziksel bir şeydir. Geçecek. Geri yerine gelir. Anıların sende. Kim anıları? Yani bu arada tabii ben de yakınımı kaybettim. Kuzenim başınız eşiyle sağ birlikte sağ olun. Onlar işte enkaz altında kaldılar, öldüler. Dört tane çocuğu kurtuldu. Yaralı kurtuldu ama. O anda. Ben şöyle yani ilk duyduğumda zaten inanmadım. Yani yok canım dedim. Bu rüya gibi. Yanlış bilgidir. Çünkü kaosta biliyorsunuz çok bilgi dolaşır. Bunların az kısmı doğrudur. Çoğu karışık bilgilerdir yani. Hemen de her duyduğumuzda çok önemli bir nokta bu. İnanmamak da gerekir. Sosyal evet. medyada orada burada her gördüğümüzü atlamamak yandı. Lazım. Belli kurumlar tarafından teyit edilmiş doğru bilgileri paylaşmak lazım. Yardım ediyoruz diye çok büyük zararımız da olabilir. Dört tane çocuk mu? İlk etapta orada önce bir kabullenmedim. Sonra telefonla konuştuktan neyin sonra... Neyin oluyordu? Kuzenimdi bu benim. Telefonla konuştuktan sonra mekan olayın miydi? Gerçek olduğunu bizzat kardeşlerinden de öğrendikten sonra... Zaten bir tutamıyorsunuz kendinizi, onu yaşamanız var. Hani diyorsunuz tabii inşallah şehit oldu, inşallah çok güzel bir yere gitti. Çok güzel bir mertebe. Bütün sıkıntısı bitti, şimdi çok 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 güzel bir yerde. Eminim bizi görüyor. Bize diyor ki biz sıkıntılı dünyadan kurtulduk, şimdi çok rahat, çok güzel bir yerdeyiz. İnşallah. Öyle diyorlar. Ama ne yaptık? Bir sorumluluğumuz var artık bizim. Onlar gitmiş olabilir ama o dört tane çocuk artık etrafındaki bütün hepimizin sorumluluğunda. Onlar nasıl kurtulmuş Seyide Hocam? Onlar da iki tanesi yaralı. Kurtuldular. İşte hemen Adana Hastanesi'ne götürüldü bir tanesi. Zaten yakın civarda sağlam kalan hastanelere götürüldüler çıkarılanlar. O işte ameliyat oldu. Sonra onlar da güvenli bir bölgeye, Konya'ya geçirildi. Bu dört çocuk üniversite bitirmiş düşünün. İşte bir küçüğü bir küçüğü aralarında birkaç yaş var. O şekildeler. Tam yaşlarını ben de şimdi bilmiyorum ama. Tabii küçüğün kabullenememesi var. Yani diyor ki yani biz... Çok sağlam bir ev almıştık. Yeni de almıştık. Nasıl olur diye onun bir kabullenememesi var orada. Diğerlerininki de kolay değil. Hani bir yandan vücudunuzda yara var. Düşünün anne, ameliyat yok. Var. Bir yandan annenizi ve babanızı aynı anda kaybetmenin acısı var. Sadece ne yapıyoruz işte. Söyledim ben en azından evet aradığımda onları dedim ki her türlü psikolojik, maddi her türlü desteğe hazırım. Yeter ki telefonlarını da bu arada aldım. Hepsinin telefonlarını Allah bizzat ben de aramak için. Onları aldık ve her şekilde hepsine, Aha. bütün yakınlarına, şu anda birinci derecede yanında bulunanlara bile ulaştık. İstanbul'a ya da Ankara'ya da başka bir yerde bulunmaları halinde. Tabii onlar için biz yine en güvenli bölgeyi seçmeye çalışıyoruz. Çünkü İstanbul'da güvenli olmayınca ben hani toplayıp milleti buraya getirmek de çok mantıklı bir şey değil şu an değil. İçin. Onlar için hani Türkiye'nin hani fayatlı olmayan en azından sağlam zeminli yerleri. Buralar önemli. O şekilde. Sonra şunu hissettim ben kendim şahsımda. Dedim ki... Güçlü bir psikolojim olduğunu düşünüyordum ama ölüm karşısında dedim hepimiz birden çaresizliğimizi hissediyoruz. Bu kaçınılmaz bir şey. Çünkü insanız.
Ama benim evime dönmem gerekiyor, işime dönmem gerekiyor. Çocuklarıma, evime sahip çıkmam gerekiyor. Kazanmam gerekiyor. Çünkü bununla belki bir sene, belki senelerce oradakilere bizzat... Çünkü çok var akrabalarımdan da iki çocuğuyla kalan kadın var mesela. Başka var. Gecenin bunları da yaşadım. Oraya gittiğimi bilenler, biraz da tanıyanlar. Çadır isteyen, gece yazan, ses kaydı atan, DM'den yazanlar. Bir de böyle yardım çığlıkları var. Nasıl oluyorsunuz? Tabii ki yatamıyorsunuz. Ne zamana kadar? Oraya bir yardım ulaştığını duyana kadar. Evet, işte bunu dedim aslında. Ulaştığını duyana kadar. Eve döndüm. Evde hiçbir şey yok. Bir haftada çocukları bırakmışım, sormamışım bile ne yaptınız diye. Dönüyorsunuz. Biz eşimle gitmiştik. Dönüyoruz. Hiçbir şey yok. Çocuklar idareten yaşamışlar. Bir şeyler almak lazım markete. Ayak sürüyorum yani. Markete gitmek istemiyorum. Gitmek istemiyor. Almak istemiyorum. Kesinlikle ben de bunu yaşıyorum. Diyorum ki olsun, evdekilerle de idare ederiz. Ne olur ki, ölmeyiz sonuçta yani. Aynen öyle. Böyle düşünüyoruz. Ne zaman ki bir tane şey vardı, çok yaralı vardı. O atmıştı görüntüyü. Hatta bir diş doktoruydu, ağlayarak bana telefon açan. Numaramı vermişler. Dedi ki ne olur lütfen bir ambulans. Lütfen dedi, çok kötü durumda, onun ulaşması gerekiyor. İnanın markete gitmiyorum böyle, duruyorum. Ne zaman ki ambulans gitti, onu aldı. Evet. Yerine ulaştırıyor, diyecekler ki ben ondan sonra tamam şimdi gidip marketten bir ekmek alabilirim, bir süt alabilirim, bir yoğurt alabilirim. Mevzusuna gireceğim yani. İnanın onu hiç unutamıyorum. Markete doğru ilerlerken telefon geldi. Ben hemen şöyle yaptım. Eyvah. Ulaştım ulaşmadım eyvah. Telefonu açtım ama titriyorum. Dedi ki Allah bin kere razı olsun. Dedi ki ambulans geldi. Adana'daki hastaneye götürüyorlar şimdi. Orada tedavi olacak. Sonra da gitmek istediği yere götürecekler. Çok fazla da kayıp var bu arada. Bir oh çekmişim tabii. Tabii, hastanede ne kadar... ve enkazdan çıkarılan birçok insan şu an kimliği belirsiz. Hatta beni aradı bir teyze, Nermin Öztürk diye söylemiş. Çok seviyorlar bu arada, sizi biliyorsunuz değil mi? Allah razı sizi olsun. Sizi böyle bir kızları gibi, ben Hatay'da da bununla çok karşılaştım gerçekten. Allah razı olsun. Ya hani ben çıktığımı bildikleri için herhalde. Ya ona selamımızı söyler misiniz? Ya o bizim kızımız ya. O bizim işte ailemizin bir ferdi. Allah razı olsun. Ben de zaten... Kıskandım. Dedim ki nasıl, nasıl bu kadar dedim, hani nasıl bu kadar sevilmiş, nasıl bu kadar Allah sevilmiş. Gerçekten ona ben inanamadım. Ben annem de aynısını. Ben de çok seviyorum. Annenizin de ellerinden selam öpüyorum. Söyledi biliyorsunuz. Allah bin kere razı olsun. Rabbim eksikliklerini vermesin. Amin, benim teyzelerim, benim canlarım. Şimdi depremzede Malatya'dan konuğumuzdu, az önce bahsettim. Sevcan Hanım'a bağlanıyoruz efendim. Şu an ekranda kendisini göreceğiz. Sevcan Hanım'ı. Sevcan Hanım merhabalar. Merhabalar Nermin Hanım. Çok geçmiş olsun öncelikle. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hepimize geçmiş olsun. O gece ne olduğunu bize bahsedebilir misiniz? Neler, nasıl bir uyandınız? Neler yaşadınız? Eviniz yıkıldı mı? O gece çok büyük bir sarsıntıydı. Yani o gecede ya öyle bir sarsıntıyla uyandık ki, yani bitmek bilmeyen bir gürültü vardı, yani sarsıntı vardı. Çok da uzun sürdü. Dedik ki bitecek dedik ama bitmedi yani. Devamlı bitecek bitecek diyoruz ama bitmiyor. Dedik öleceğiz herhalde, biz burada öleceğiz dedik. Yani biz onu düşündük. Ondan sonra eşimle tekbir getirmeye başladık. Şu an sizin evinizin görüntüleri sanırım. Annenizin. Evet, orada annemin evi. Çok büyük bir sarsıntıydı. Yani yanımda çocuğum vardı. Kızlarım diğer odadaydı. Bayağı sallandık yani. Ben 8. katta oturuyorum. Çok fazla hissettik ve durduğumuz zaman hemen çıktık zaten. Hemen üstümüzdeki pijamalarla direkt kendimizi kapıdan dışarıya attık. Çocuğum kucağımda. Ama dışarıya çıktığımda yani apartmandan iniyorum merdivenlerden ama nasıl indiğimi ben bilmiyorum kesinlikle yani. Tamamen bir mahşer yeri gibiydi. Komşularımın çığlıkları, bağırtıları, o kadar yüksek sesler vardı ki. Diyorum ki ben buradan iniyorum, kurtulabilecek miyim? Sadece birinci dereceden akrabalarımın görüntüleri geliyor gözümün önüne. Onlar kurtulabildi mi, çıkabiliyorlar mı acaba diye onu... Bir anda aklımdan, gözümün önünden geçiriyorum. Ve tamamen dışarıya çıktığımızda inanılmaz bir kalabalık yani. Herkes arabalarına gidip
açık alanlara yerleşmeye çalışıyorlardı. Arabaya bindik ve biz geniş bir alana gittik. Giderken yıkılan evler, çığlıklar, bağırıntılar, o kadar yani insanların o çığlıklarını görmek bile yani seni inanılmaz etkiliyor. Çok fazla bir acı vardı yani orada. Onu her şeyi hissettik yani. Biz zaten ertesi günü de gün ağarmak bilmedi yani. Gittik, güvenli yerdeyiz ama gün ağarmıyor. Yani bize çok uzun geldi. Daha sonra baktığımızda o kadar çok yıkılan evler vardı ki zaten ayakta duranlar da hasarlıydı yani gördüğüm üzere. Gündüz ikinci depremden sonra da zaten sizde hasar... herhalde şey oldu. Bu ilk depremde herkes deprem bitti deyip evine geri çıkınca sonrasında evet. 11.30'da olan depremle 13.30'da pardon olan depremle sallanınca Elbistan'da Malatya'ya yakın olduğu için daha büyük sıkıntı yaşadınız değil mi? Evet evet, orada ilk depremde hasar alıp da ayakta duran evler evet. ikinci 1.30'da olan sarsıntıda tamamen yerle bir oldu. İşte yani. O zaman gerilmemesi lazımdı. Evet, insanlar hani eşyalarını ne alabilirsem düşüncesiyle eve girdiler. Çünkü herkes yani çorapsız, biz bile çorapsız çıktık yani ayağımızda hiçbir şey yoktu. Orada hiçbir şey yani senin evin var. Evet, üstün var, her şey var ama o anda hiçbir şeyin kıymeti yoktu. Bir tek bir canını aldın dışarıya çıktın yani. Anladık ki orada bir tek canım var yani. Malatya, çok şükür. Malatya'nın evet. büyük kayıbı ikinci depremde yani. İkinci, evet. Olanda verdi yani. Keşke o anda işte insanlar bilemiyor tabii, iki kere o şiddette sarsılacağını düşünemiyor. Yani evet. 7.4, 7.6 çok dehşet rakamlar yani. Yani çok şiddetliydi, inanılmaz. Biz bugüne kadar hep ilk deprem oldu ama ikinci artçılar evet hep oldu ama bu kadar yükseğini hani uzun süredir hiç görmedik. Yani ben bu yaşımda ilk defa gördüm. Gerçekten 100 yılın depremi diyorlar ya, doğru. Felaket. Gerçekten yani annelerimiz babalarımız bile böyle bir depremi görmemiş. Peki Sevcan Hanım, şimdiden sonra ne yapmayı planlıyorsunuz? Yaralarınızı nasıl sarıyorsunuz? Şu an neredesiniz? Nereye geldiniz? Ben şu anda benim evimde hasar yok. Annemin evi çok hasarlı. Annem 3 yıldır bu evde oturuyor ve ben 10 yıldır ben evimde oturuyorum. Çok şükür evimi yapanlardan Allah razı olsun, çok iyi yapmışlar. Bakın efendim, ne güzel bir dua aldı evi yapanlar. Burada da gerçekten hakkaniyetli davranalım. Bir can gerçekten o kadar önemli, mühim ki bir Allah razı olsun demek var. Gerçekten Allah razı olsun. Allah razı olsun onlardan. Ben şu an çocuklarımın psikolojisini düşünerek evimde yani şu an Malatya'da yaşam yok, sosyal hiçbir şey yok. Tamamen herkes bir yerlere dağılmış durumda. Çocuklarımın eğitimi için Ankara'ya geldim. Burada annem ve ben varım. Küçük bir ev kiraladım. Çocuklarımın hani okula gidip tamamen hani farklı depremi artık düşünmesinler. Tamamen farklı şeylerle odaklansınlar diye buradayız yani. İnşallah atlatacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Çok çok geçmiş olsun Sevcan Hanım. Biz de buradayız, yanınızdayız. Her zaman ne isteğiniz, ne arzunuz olursa birlikte saracağız. Peki son olarak bir şey daha sormak istiyorum. Şu an çocuklarınızın psikolojisi nasıl? Nasıl davranıyorsunuz? Nasıl yaklaşıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Benim 4 yaşında çocuğum var. Çamaşır makinesi kurulamaya geçtiği zaman sallanıyor ya, o an bile bağırıyor, deprem deprem diyor. Kaç yaşındaydı? Tamam diyor, 4 yaşında çocuğum ve depremi o kadar çok hissetti ki yani hemen Seyide hocam bile deprem diyor. Seyide hocamıza burada bir soru sormak istiyorum. Ne yapacağız? Bu 4 yaş, 10 yaş, 5 yaş nasıl evet. Orada aslında şöyle depremi yaşamış çocuklara şuradan nasıl yola çıkarak o konuyu söyleyelim. Ben de aynı şekilde erkek kardeşimin okula gitmeyen bir oğlu var. Legolarla şöyle oynuyor sürekli. Legoları diziyor üst üste. Gördüm o yıkılıyor. Evet. Sallıyor, evet, yıkılıyor. Yani ve tek oynadığı oyun bu. Yani başka bir oyun oynamıyor. O kadar etkilenmiş ki. Ama bu da güzel bir şey. Çünkü içinde onu tutmaması lazım. Dışarıya bir şekilde onu atması lazım. Evet. Oyun oynayarak atıyor. Çocuk bu. Oyundan anlar. Oyun oynayarak atıyor doğal olarak. Şimdi buna izin vereceğiz. Değil mi? Buna izin vereceğiz. Oynayacak, oynasın.
İçindeki ateş yavaş yavaş dışarı çıkacak, rahatlayacak, ferahlayacak. Hı hı. Bir de ablası vardı mesela. Abla da şöyle yaptı. Kendini teyze çocukları ziyarete geldiler. Kendi yaşında da bir kız daha var. Ben tabii bunları böyle çok gözlemliyorum. Böyle geçtiler bir odaya, oturdular hanım hanımcık. Hı hı. Ve bir tanesi depremin nasıl yaşadığını ötekine anlatmaya başladı. Allah Allah. Biri yaşamamış, biri yaşamış bakın. Önce şöyle oldu biliyor musun? Sonra da şöyle oldu diyerek de tek tek anlatıyor. Anlatmak da güzel. Çünkü çocuk eğer hiçbir şey demeseydi, şoka girseydi ve suslaydı, evet, bu çok kötü. Tabii. Biz peki çocuklara nasıl bunu anlatabiliriz? Tabii ki onlar oyun çocuğu, yaşına göre. Oyun çocuğu olduğu için genelde çocuklara böyle hani bu La Fontaine'den masallar var ya, böyle hayvanlarla, evet, oyun haline getirerek, hı hı, bir masalmış gibi. İşte iki kuş varmış, bir ağacın üstünde çok güzel yuvaları varmış ama bir gün çok şiddetli bir rüzgar esmiş, sallanmış, korkmuşlar. Evet. Biraz uçmuşlar, güvenli yere geçmişler. Evet, hikayeleştirip. Döndüklerinde evet o ev yıkılmış ama sonra tekrar güneş çıkmış, tekrar ağaçlar çiçek açmış ve annesiyle babası tekrar o evi yapmışlar. Evet, biraz daha burada böyle masalla, böyle hafifleştirerek onu, o çocuğun anlamasını sağlamak lazım. O zaman çocuk ne yapıyor? Evet, depremi yaşadım ama evet, bak sanki de bir masal gibi, hikaye gibi. Bak o hayvan da yaşamış. Olur demek ki böyle şeyler. Geliyor geçiyor. Bunları demek ki. Hocam. Onu evet, evet, hissetmesi lazım. Sevcan Hanım, çok büyük geçmiş olsun. İnşallah çok... yaraları birlikte saracağız. Hep birlikte, birlik olacağız. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sizi de çok fazla yormayalım. Çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Serpil Hanım ilk andan beri yanımdaydı. Beni aradı, sordu, ilgilendi. Çok teşekkür ediyorum. Biz eşiniz... teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Güzel Malatya'm orada. Biz memleketimizi çok seviyoruz. Elbette ki gideceğiz ama şu an dağıldık. Herkesin olduğu gideceğiz, gibi. Gideceğiz. Hep birlikte gideceğiz. Hep birlikte gezeceğiz. Geçeceğiz inşallah. Hep evet, Elazığ'ın sardığı gibi yaraları hep birlikte saracağız. Üzülmek yok. Dediğim gibi biz çok güçlü bir milletiz, devletiz. Her şeyi tekrardan inşa edeceğiz. Evet, Allah razı olsun. Rahmetli olanlara Rabbim inşallah mekanında en güzel yer versin inşallah. Amin. Tüm Türkiye'ye çok geçmiş olsun inşallah. Oy kurban olsun Nermin teyzesi. Bir gel bakayım, gel. Gel bakayım, gel. Gel annem. Hadi sen de görün. Hadi bakayım. Hadi öpüyoruz seni. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak, tamam mı yakışıklım? Görüşürüz Sevcan Hanımcığım. Allah'a emanet olun. Sevcan Hanımcığım. Çok sağ olun. Görüşmek öpüyorum üzere. Seni. Çok sağ olun. Evet efendim. Durum gerçekten ne derler böyle içler acısı. Yani ateş düştüğü yeri değil, hepimizi yaktı geçti. Yani bu konuda kesinlikle acı hissetmiyorsanız insan değilsinizdir. Yani herkes acıyı hissedemez, empati yapamaz ama ben şu anda... O da bir nimet diyorum ben, biliyor musunuz? Şu anda hissediyorum. Evet. Yani çocuğumun, yani küçük Kerem, biliyorsunuz hepiniz 13 yaşında, dediği laf kulağımda çınlıyor hocam. Diyor ki ben diyor üsteyim diyor. Sen diyor benim altımdasın diyor. Ev yıkılsa diyor ben diyor kurtulurum muhtemelen, hemen gelirim diyor seni çıkarmaya diyor. Can. Ve 13 yaşındaki çocuk ne uyku gece ne gündüz uykusu kaldı. O yüzden Seyide hocam gibi değerli uzmanlarımızla konuşup yaraları nasıl ve çocuklara nasıl davranacağımızı söyleyeceğiz. Bir çöreğimiz var efendim. Tabii dediğim gibi bugün tarif gerçekten bahane. Maksat yaraları sarmak bizim için. Serpil tekimiz oldu mu? Baktım birkaç dakikaya alırım ben. Şimdi bu kahvaltılık çörek de uzun süre saklayabiliyorsunuz dolaba koyup pişirdikten sonra. Tost makinesinde veya istediğiniz gibi fırında ısıtıp şey yapabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Hemen malzemeleri sayayım. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket kuru maya, 1 çay bardağı yağ, 1 adet yumurta yakı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, beyaz peynir. Bu elinizde hangi peynirler varsa buna bağlı kalmanıza gerek yok. Taze soğan, maydanoz, alabildiği kadar un. Hamurunu biz önceden yoğurduğumuz için şu an yoğurmayacağım. Normal klasik şekerli mayalı bir hamur yapıyorsunuz efendim sıvılarla. Sadece isteğim birazcık hamurunuzu sert tutmanız. Hani çörek olacağı için çok böyle ele yapışmasın hamurunuz. İçerisine peynirlerini, soğanların hepsini ekleyeceğiz. Hı hı, evet. Sonrasında zaten şekillendirme kısmını sizlerle paylaşırım efendim. Serpil rendelerken ben de dönüyorum. Bir de şimdi İstanbul'dan bile göçler başladı, korku başladı.
İnsanlar göç etme kararı verdi. İşte uzak yerlere, Malatya'dan başka yere, Adıyaman'dan başka yere, Maraş'tan başka yerlere göç başladı. Bunun sosyolojik açıdan bir sakıncası var mıdır diye soruyorum. Evet. Nasıl sürdürülmeli bu süreç? Sonuçta tabii ki çadırda kalanlar bir yere göç edecek. Hı-hı. Sürekli Hı-hı. Çadırda hayatını idam ettiremezler. Tabii ama ki. İstanbul'da bile yani olası İstanbul depremi için şu an diyorlar ki kaçmaya başladılar ve maalesef ki bu kaçışları değerlendiren ev sahipleri var. Tabii. Allah aşkına yapmayın. Bu günleri yapmayın. Bak evet. Kimsenin evi kimseye kalmıyor. Herkes evet. Gidici bu dünyada. Öteki taraf ebedi. Unutmayın. Burası evet. Fani. Evet. Ne yapalım? Sosyolojik açıdan. Şuradan başlayalım isterseniz. Çok da güzel olur oraya geçmek için. Kardeşim anlattı. O anı anlattı sadece. Dedi ki birdenbire şiddetli bir şekilde sallanmaya başladı. Ne olduğunu anlarken refleks olarak en küçüğü kucakladım. En küçüğü kucakladım ve kapandım. Fakat en büyüğün üstüne arka tarafta dolap düştü. Ay. Bu sefer annesi fark etti onları. Annesiyle birlikte onu kurtarmaya çabaladık. Ama telefonları da unutuyorlar. Hani her şeyiniz olur da bazen nasip değildir. Yine onların hiçbirine ulaşamazsınız. Her şeyi hazırlarsınız da yine de olmayabilir. Evet. Bize düşen tek şey nedir? Hep gücümüzün yettiği yer. Yani tedbirimi almak. Tedbirimi aldım. Ondan sonra artık nerede, nasıl yakalanacağım, ne kadar onları değerlendireceğim orası meçhul. Bunu hiç kimse tam olarak bilemez. Diyor ki birden çıktık kendimizi dışarı attık ama yağmur yağıyor, çok soğuk, üstümüze pijamalar. Ben diyor arabanın anahtarını ya da şeyi bile almadım, ruhsatı bile. Bir telefonu zor kapmışım yani. Şimdi o sıra tabii ilk önce bir düşünüyorlar. Herkes işte az önce anlattığı bir Sevcan Hanım. Herkes bir düşünüyor. Evet akşam, pazar akşamında herkesin evi vardı. Değil mi? İşi vardı, kazancı vardı, eşyası vardı, planı vardı. Güzellerden bahsedelim önce. Her şeyi vardı. Sonra birdenbire o geceden sonra kalktığında hepsinin ya da büyük bir kısmının yok olduğunu gördü. Ya da bir akşam önceden çok basit bir şeyden, bizim konumuz da bu olduğu için paylaşamamıştı belki. Eşiyle bir şeyi paylaşamamıştı da küs yatmıştı. Sabaha barışırım nasıl yani olsun? Diyordu ki ya tamam ben biraz bunu süründüreyim de sonra iki gün sonra barışırım diyordu belki de. Ya da işte diyordu ki işte çocuklar o gün sert davranmıştı belki de. Biraz terbiye olsunlar demiş de olabilir. Ya da başka hesaplar da olabilir. Ama ölümü gördüğümüz anda bütün bu hesapların aslında ne kadar basit hesaplar olduğunu fark ettik. Hepsi basit hesaplar. Dünya malı dünyada kalır. Evet bu o bize lazımdır. Kullanmak için elde etmek gerekir bir kısım. Bir anne diyor ya bir yanağından öptüm ötekinden öpmedim. Onu bile... Hayatını kaybetmiş yeah. Bilal'in yeah. Annesi. Diyor ki keşke diyor öbür yanağından da öpseydim. İnşallah bilekler öpüyordur artık onu. İnşallah. Öyle düşünelim rahatlayalım. İşte bu yüzden anı yaşamak dediğimiz bu değil evet. Mi hocam? Evet. Yani şu durumda depremizde gelecek mesela diyecek ki ya keşke şunu yapmasaydım. Keşke şu olsaydı keşke bu. Ona söylememiz gereken şey ne? Ama bilemezdin ki. Yani sen bak bunu bilemezdin. Bak ne güzel dedi bana orada. Beni hemen bir canlandırdı. Melekler öpüyor dedi. Bu böyle çok önemli. Kaçmak bu çok, özellikle çocuklarda. Özellikle çocuklarda. Bilemezdin. Yani onun o sonucu doğuracağını bilemezdin. Onun evet. için kendini suçlama. Doğru. Burada suçlanacak kişi aramak değil maksadımız. Ama şunu öğrendik ki her şeyi bir anda kaybedebiliriz. Peki geri elimizde ne kalıyor? İnsani ilişkiler. Kesinlikle. Bizi en zor zamanda da, en iyi günde de mutlu edecek şey nedir biliyor musunuz? Ne çok iyi yaptığınız bir düğün, ne çok iyi aldığınız bir ev, ne de herkesin dillere destan, işte sizin diyelim aldığınız bir ödül, her şey bunlar değil. İnsani ilişkiler. Ben çok mutlu bir günümde, sevdiklerimin yanında olduğunu hissettiğimde çok o mutluluğum farklı. Artar. Kesinlikle. Ben çok zor bir günümde, sevdiklerimin yanımda olduğunu hissettiğimde de artar. Ama biz bu depremde sevdiklerimizi kaybetmiş de olabiliriz. O zaman artık herkes bizim sevdiğimiz de olabilir. Yani beni anlamış, yanımda olmuş, beni dinlemiş. Tabii, beni sorgulamamış, çıkmak, yargılamamış. Tabii ki. Bazıları dediler ya, yani ben bunlara mesela çok kızdım bir sosyolog, aynı zamanda da bir davranış bilimleri evet. uzmanı olarak. Çok kızdım. Yani bazıları dediler ki işte şu milletten ya da şu dinden ya da şu falanca kişileri kurtardılar falanca. Öyle bir şey yok. Peki hocam. O can pazarında bunun yapılması mümkün evet, değil yani. Ya... Her yerden yani yurt dışından Japonya'dan bile Yunanlar insanlar yardıma geldi. İsrail Yunanlılar. Geldi.
Dünyanın dört bir tarafından hani ön yargılarımızdan kurtulmadık mı bu sırada? Evet, kurtulduk. Sahip çıktık birbirimize. Aslında dünya çatısı altında hani sadece ülke demeyelim. Bütün ülkeler arasında biz kardeşiz ya. Evet. Yani dünya çocukları diye bir yani bize iyi geldi değil mi? Şu iyi geldi, iyi geldi bize. Dedim ki ben mesela. Azerbaycan. Çok ön yargılarım. Hepsi. Varmış dedim. Mesela çok ön yargılarım varmış. Yunanistan. Neymiş? Yunanistan yardım etmez sanıyordum. Ama yardım etti. Etti. İşte falanca komşumu ben aslında çok kötü zannediyordum ama evet. Halimi hatırımı sordu. Ben kendim yaşadığımı anlatayım. Şey dediler. Sırf Hataylıyım diye. Evet. Kaç senedir bir şekilde görüşmediğim ya da biraz limoniye ayrılmışız mesela. Hı hı. İnanın. Bu olayların içinde en mutlu olduğum şeyden bir tanesi oydu. İki gün, arayıp sordular tabii hepsi canım, de. İki gün önce dedi kira için kavga ettiğimiz ev sahibimle şu an aynı ortamda çay içiyoruz dedi. Evet. Yani bakın gerçekten mal mülk tabii yani. Ki onun için yaşıyoruz ama geçici. İkinci yani, planda olmalı kesinlikle. Daha doğrusu. O, olacak illaki kesinlikle. Ama ikinci plan. Birinci planda insani ilişkiler çok önemli. Bugün depremzedeleri iyileştirecek olan şey de yine İnsani ilişkiler. Evet. Ne kadar sıcak ilişki var o kadar çabuk iyileşecekler. Evet. Bir Serpil'e dönmek istiyorum hocam, hemen geliyorum. İçerisine elinizde bulunan işte değerlendirmek istediğiniz peynirleri güzelce hamurunuza maydanozunuzu soğanınızı yedirdiniz. Sonrasında ellerinizi yağlayarak mayalı hamuru görmüş olduğunuz üzere güzelce yerleştirdi Serpil. Şöyle elini yapmayacak mısın? Elle de yapabilirsin. Sen elle yap elin yağlıyken. Bir pideye şekil verir gibi aslında. Bir Ramazan pidesini düşünün. Zaten bir şey de kalmadı. Allah nasip ederse tekrardan inşallah Ramazan ayına da erişeceğiz. Bir ayımız var. 3 aylarımızı da geçiriyoruz. Evet, öyle pide şeklinde vereceğiz. Ve önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında güzelce pişireceğiz efendim. Sonra keki nasıl kurutacağımızdan da bahsedeceğim. Mesela Hatay İskenderun'da benim Suna var, gelinlik firması olan Suna. Mesela aradım, konuştuk ettik, çok büyük kötü şey yaşamış. Gerçekten o depremi birebir yaşayan, oraya çünkü yerleşmiş eşiyle birlikte Suna. Ve dedi ki, yani dedi, bir sen aradın dedi. Yani bir mavi tıklı arkadaşlarımın içerisinde bir sen dedi sordun dedi. O kadar ona kıymetli gelmiş ki bunu sosyal medyadan da paylaştı. Ya inanın para, mal, mülk değil. Hatırlanmak, sahip çıkmak. Ben varım burada arkadaşım. Ya hiç tanımadığınız bir insanı bile mesela DM'den bana yazdılar ya. Hepsine dönmeye çalıştım. Çünkü o anda içim o kadar parçalanıyor ki. Sanki onu bana Allah gönder, yani tabii ki öyle Allah göndermiş ve ben ona yardım etmek zorundayım. Evet, çünkü evet. O bana mesajı atmış, evet. O benim üstümde. İşte çadır bulduk, yerleştirdik. İşte grubumuz vardı, grubu attık. Buna lütfen koşun, yardım edin. Yani burada maksat birbirini arayıp böyle bir şey maddiyat değil. Burada maksat yaraları sarmak. Evet, evet. Ne olursunuz, evet. Bunu göz ardı etmeyelim. Yani şimdi Seyide Hocam çok güçlü bir kadın. Bak burada oturuyor ama ben bu eli tuttuğumda Seyide Hoca daha güçlü hissetmiyor mu? Tabii ki. Yani tabii ki. Orada Serpil tuttuğumda tabii ben ki. Daha güçlü hissetmiyor muyum? Bu şekilde kilitlenmemiz lazım. Evet. O yüzden evet. Arayın, sorun. Evet. Önümüz Ramazan. Bu Ramazan içerisinde orada olan vatandaşlarımıza, buraya gelen sınıfta mesela şu an yabancı öğrenciler olacak. Hep ne dedik? Çocuklarımıza öğretelim. Farklı davranmasınlar. Evet. Mesela farklı plakalar, bu 10 şehrimizin plakasını gördüğümüzde sosyal medyada gündem oldu. Lütfen selektör yapmayın, korna basmayın, evet. Hızlı hareket etmelerini sağlayın. Evet. Çünkü korkmuşlar, evet. Ürkmüşler ve bize sığınmışlar. Evet. Yani biz kendi vatanımızda, kendi milletimize böyle sahip çıkacağız ki evet. Diğer milletler de bize sahip çıksın. Evet. Gerçekten bu depremde Türkiye'de bir destan yazdı. Bence dünya da bir destan yazdı. Bir de herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Harikaydı. Z kuşağına da çok kızıyorduk ama onlar evet. Da destan yazdılar. Onlar harika insanlar ya. Şöyle biz telefonu alıp yeni da nesil. Hani iki tane tuşa basana kadar onlar yardımı oraya ulaştırıyorlardı. Ulaştırdılar ve şöyle bir şey. O kadar hızlılardı ki. Ben çok yakın çevremdeki dostlarımda da gördüm hocam. Herkes böyle bir koordine oldu. İşte şeyler kuruldu. İşte depremzededen sinyal alınıyor. Orada işte biri var enkazın altında. O linkleri altında falan sıcak. Benim aklım ermez linkler, yani. Her şeyi ayarladılar. Nasıl? Yok şuradan şunu arayın. Şuraya şu linki atın. Allah şunu yapın. Razı olsun. Neler yaptılar? Yani orada mesela hani. Burada da bir ön yargımız yıkıldı. Bu birazcık Z kuşağından bir şey olmaz diyenler. Z kuşağına. Değil mi biraz? Ben Melike kızım gitti. Her gece saat 12:01 kızım neredesin? İşte şurada ilkokul var. Devlet okulunda
tırları dolduruyoruz. Yardım ettiler. Her gece 1-1.30'da geldi. Evet. Ve hastaydı. Evet. Bir sürü diyor yükleme yaptık diyor. Ya dedim işte elhamdülillah. Yeğenim öyle oldu. Yani vicdanlı onları... çocuklar yetiştirin. Çok güzel. Yani hani böyle biraz şey gibi geliyor ya bize. Ya böyle dünyadan da bir haberler sanki benciller evet, mi yoksa evet. kendi böyle kendilerine mi yaşıyorlar? Gibi geliyor ama yarayı çok güzel taşıdılar. Çok güzel koşturdular. Hasta olanlar oldu. Yani yardım edeceğim görüyor koşturmaktan. Enkaz kaldırdılar. Enkazda çalıştılar. Yani öyle güzel yetiştiriyoruz ki aslında. Biz böyle dışarıdan baktığımızda hep kusur aramayı seven bir yapımız da var. Ya yani maalesef var. Şimdi sosyal medyada ben geçen canlı yayın açtım mesela. Diyorlar ki işte çok kötü gözüküyorsun. İşte gözün ya kötü gözükeceğiz. Yani iyi gözükecek bir yapımız yok. İnsanız bazen de kötü olabiliriz. Bu bizim en doğal hakkımız ben bu arada. Ben kolay toparlanan bilen bir insan değilim. Ben gerçekten Serpil biliyor böyle o kadar derinden yaşıyorum ki bazı şeyleri. Hatta bana kızıyor hani diyor ki yeter hani yapma bu kadar. Hı hı. Ben yemek yemedim, su içmedim. Yani o vaziyete geldim ve gerçekten gözlerinin altı şuralara kadar morardı falan. İnsanlar soruyor, yarayı hissetmemiz gerekiyor. Bizim de yaşamamız gerekiyor. Çünkü olası İstanbul depremi de var aslında. Evet, evet. O da bir yerimizde böyle büyük. Evet, evet. Şimdi duygusal olarak herkesin bir kere eşi aynı değil. Sizin eşiniz çok düşük olabilir. Evet. Her şey sizi aşırı etkilebilir ve duygu yükünüz çok ağır olabilir. Evet. Başka birisi... Daha işi yüksektir, daha az etkileniyor da olabilir. Zaten Hı-hı. buradaki diğerini yargılayamaz. Sen niye öylesin ya da öbürü sen niye bu kadar rahatsın? Bu arada Aynen. mesela ben yaşadığım bir tane şey vardı. Şimdi biz depremden dönüyoruz. Aldık kurtaracaklarımızı aldık. Hı-hı. Dönüyoruz. Yaşadığımız şeye bakar mısınız? Psikolojimizi anlaşılması için bunu anlatıyorum. Diyorum ki yolda ya bir yerde bir mola versek de hani biz bir su alsak. Ya. Diyor ki babamla eşim ne gerek var suya? Sen depremzedeleri düşün. Kaç gün sus kaldılar. Ya. Yani sadece susadık mı biz su içelim mi diyorum. Ya da işte şurada bir mola versek, bir lavabo ihtiyacımıza gidersek bir şey olmaz. 3 saat daha dayanabilirsin. Bak oradakiler ne kadar dayanıyor. Çünkü konuşma buna döndü. O yattığımızda üzerime inan ki o yorganı çekerken şey hissediyordum. Bu ne ya diyordum hani. Hı. Orada insanlar titriyor enkaz Hı. altında. Hı. Yani Hı. ne yapıyorsun Nermin Hı. hani? Evet. Su içmek istemedin. Evet. Doğru söylüyor baban. Evet. Yani orada aklına gelmiyor evet. ki o. Evet. Suç gibi oldu yani. Suç hani gibi. Orada evet, evet. Su içmek suç, yatmak suç, evet. bir şey almak, yemek suç. Sobayı açmak. Bir şeyler hazırlamak suç. Kaliferi açmak. Bunlar böyle insana suç. Ya bırakın vallahi böyle yıkanmak bile insanın aklına gelmedi Bu ya. Bu güzel bir vicdanımız olduğunu gösteriyor. Evet. Ne güzel. Kesinlikle. Bir vicdanımız var demek ki. Yani herkes birbirine kusur aramasın. Seyit Hoca'nın dediği gibi herkes acıyı ayrı yaşayabilir. Ama özellikle... Ben bir sosyal medya kullanıcısı olaraktan 10 senedir sosyal medyada olan bir kardeşiniz olaraktan rica ediyorum. Birazcık yediğiniz, içtiğiniz, güldüğünüz videoları paylaşmayın. Biraz dikkat. Birazcık dikkat edelim. Çünkü öyle bir şey ki sosyal medyada keşfet var biliyorsunuz. Bu keşfette her şey karşımıza çıkıyor ve bizi her yerden takip ediyorlar. Hatay'dan, Diyarbakır'dan, Maraş'tan her yerden takip ediliyorsunuz. Ve o insanların şurasında ah ne güzel. Keşke ben bu durumda olmasaydım diyebileceğini düşünün. Burada biraz empati yapalım. Hassas olmamız Birden gerekiyor, böyle, saygı duymamız wow, gerekiyor. Geçti bitti falan. Yok öyle bir şey. Tabii para kazanacağız. Tabii ki işimizi yapacağız. Tabii ki para kazanıp yardım edeceğiz. Daha ölçülü paylaşımlar yapılabilir değil Kesinlikle, mi? Kesinlikle ölçülü. Daha samimi paylaşımlar. Beni ilgilendirmiyor senin aldığın pijama. Kusura bakma. Beni ilgilendirmiyor senin yaptığın yediğin, saç gezdiğin. Ya da yıkandığın şampuan. Lütfen bunlara dikkat edelim sadece. Ama işinizi de yapacaksınız. Depremize de kardeşlerimize de yardım edeceğiz. Yardım, yardım, yardım. Evet efendim, çöreği fırına verdik. Nasıl oldu? Şöyle bir bakalım mı? Çok da şöyle güzel olmuş. Bir pide görüntüsünde. Halil Hocam bir yakına girebilirsek. Üzerine Serpil süt ve yumurta sarısı. Süslemiş. Yumurta sarısı ve susamla birlikte. Gayet şık gözüküyor. Bunu dilimleyip dolapta saklama yönteminden de birazdan bahsedeceğim efendim. Bunlar uzun süre dayanılabilir güzellikler. Mesela şimdi burada kekimiz çıktı. Çıkarabiliriz. Çıkaralım. Mi? Hemen bir bez alayım Serpil Hanımcığım. Pembe bez. Olmazsa olmazımız. Sen dur ben halledeyim. Bir ters çevirelim. Evet. Hayret bugün lağma çıkmayacak demedi. Bugün... Susuyoruz. Çok sıcak. Evet. Şimdi bunun ilk sıcağa çıkması gerekiyor efendim. Bunun ilk sıcağa çıktıktan sonra ben bunu incecik böyle dilimler halinde dilimleyeceğim. Yine tepsiye dizip 10 dakika kadar fırında bekleteceğim. Sonrasında bunu kavanozlara koyup 15 gün bakın 15 ila 20 gün rahatlıkla
saklayabileceğiniz bir kek haline getireceğim. Çok da güzel böyle gevrek şeklinde olacak. Ama bu soğuması lazım. Biraz şu an içi hamur kalır. Ben buraya alayım, burada mermerin üstünde sos. Şimdi bu depremzedeler hayatlarını normale döndürmek için böyle kısa öz ne yapmaları neler lazım? Yapmalılar? Şimdi bizim ve biz de tabii bizler ki. De neler yapmalıyız? Bir İstanbullu evet, olarak evet, bizler de neler yapmalıyız? Şimdi tabii ki zor bir şeyden geçtiler, bir şoktu. Önce bunu kabullenme süreci vardı. Ondan sonra işte kötü haberleri aldılar. Hı-hı. Nasıl hayata devam edebiliriz? Onlara bir önce çadır, sonra konteyner ayarlandı. Yemeklerin, hı-hı, üstleri, başları, ihtiyaçları giderildi. Hı-hı. Bundan sonrasında da ben haberlerde de dinliyorum. Hı-hı. Çok güzel yardımlar yapılacak onlara. Evet. Çok güzel bir şekilde bakılacak. Ama onların, devletin onlara yaptığı bu yardımların yanında artı, hı-hı, insani ilişkilere ihtiyaçları olacak. Hı-hı. Yani mesela buraya annesi babası çocuklar geldi ve Türkiye'nin başka illerine, hı-hı, de gittiler. Küçük çocuklar da var, yeni doğanlar da var, daha, hı-hı, büyükler de var. Bizler yapabiliyorsak bir koruyucu aile, hatta mümkünse evlat edinmek gibi, hı hı, onlara kendi evladımız gibi güzel bir gelecek hazırlamak olabilir. Evet, senin öz anne baban, biyolojik anne baban şu anda belki cennete gitmiş olabilir ama şimdi yanında artık ikinci anne baban var. Şu an bir mesaj gelmiş hocam. Çok duygulandırdı beni de. Programınızı diyor, Nermin Hanım diyor, ağlayarak izliyorum diyor. İşim var diyor. Asla diyor yerimden kıpırdayamıyorum diyor. Allah diyor sizden razı olsun diyor. Konuğunuz ise diyor ibretlik mesajlar veriyor diyor. Yani burada aslında ibretlik kısmını alalım. Yani ne çıkaralım buradan? Değil mi? Boş. Ne çıkaralım? Bu dünya boş. Evet. Ama geride kalanlar için birlikte olursak, el ele verirsek her yükün arkasından biz böyle çıkarız. Çıkabiliriz. Ama tek başına kimse kimseyi bırakmamalı diye düşünüyorum. Hiç kimse. Tek tabii, yürek olduk. Tabii. Canlı yayında. Dünya toplandı. Evet. Paralarımız geldi. Evet. Peki yaraları sarmak için sadece maddi kısmı para hallettik. Mı? Evet. Hallettik. İşte orada bu, tamam. Bu. Orada bir sıkıntı yok. Şimdi biz artık insan olarak onların yaralarını sarmamız gerekiyor. Evet. Çocukların, gençlerin, yaşlıların bile. Mesela annemden babamdan biliyorum. Çok iyi komşuları vardı. Gerçekten hani bizim gibi onlara evlatlık yapan komşular vardı. O komşuların hiçbiri kalmadı. Her biri bir yere gitti. Şimdi onlar kalktı geldi nereye? Ankara'ya diyelim ki. Şimdi Ankara'da onların kendileriyle sıcak ilişki kuracak, İşte komşusu olarak davranacak, belki evladı gibi davranacak birilerine ihtiyacı çocuklara var. Çocuklara da buradan mesaj gönderelim. Kendi çocuklarımızla. Şimdi sınıflarına yabancı insanlar gelecek, göç edenler evet, gelecek, depremzedeler evet, gelecek. Nasıl davranmalı çocuklarımız? Evet. Biz anneler, babalar olarak nasıl onlara yaklaşımda bulunmaları gerektiğini söyleyelim evet, hocam. Önce çocuklarımız bir kere güzel bir arkadaşlık yapmalı onunla. Hı hı. Arkadaşlık ve oyun onlara pek çok şeyi unutturacak zaten. Hı hı. Sonrasında da inşallah hem okulu bir taraftan hem de bizler evet, arka taraftan gizli veya açık fark etmez. Hı hı. Onlara vereceğimiz desteklerle. Ben bu süreçte kendim olarak farklı, hı hı, yaptığım bir şey var. Benim de oğlum var ve tabii arkadaş ilişkisi çok önemli onun için. Hı hı. Sürekli onlarla bir araya gelmek istiyor, gitmek istiyor, gelmek evet, istiyor. Biraz sınır koyuyordum. Hı hı. Bu süreçte hiç sınır koymadım. Dedim ki istediğin kadar git, istediklere kadar gelsinler. Ben de öyle. Çünkü o çocuk o ateşini, o sıkıntısını böyle atacak. Akranlarıyla bir araya gelerek, oynayarak, konuşarak, paylaşarak atacak. Nasıl ben bir arkadaşımla, bir komşumla bir araya gelip ya da kız kardeşimle ona her şeyi anlattım da iyi veya kötü fark etmez. Her şeyi anlattığımda oh rahatladım, bak çözmüş gibi olduğumu hissediyorum. Onlar da öyle olacaklar. Bir depremzede mümkünse mesela o çocuğun burada başka bir depremzede çocukla ilişki kurması da güzel olur. Evet. Neden? Çünkü yaraları belli. Depremzede derken beni ancak o anlar der mesela. Orada da biz bir yere kadar anlasak, yardım etsek de evet, kendi gibi aynı kaderi paylaşan biriyle bir yere gelmek de ona iyi gelir. Evet. Onun için Ankara'ya gelen ya da İstanbul'a gelenler böyle öyle birileriyle de komşu olabilirlerse çok daha kolay atlatacaklar o zaman. Bir müddet bu devam edecek. Bizde de devam edecek. İstanbul'da bir tehlikenin olması ya da onu bir şekilde dolaylı yolu yaşamış olmamız. Evet, evet. Bizde de bu devam edecek. Şimdi ama normal olanı ne? Şu an çok şiddetli. Zamanla yavaş yavaş azalacak. Bu da normal. Hiç azalmazsa, aynı şiddette devam ederse o zaman patolojik bir duruma dönüşüyor. Yani rahatsızlığa dönüşebilir. Evet. Onun için insan ne? İlk şokta çok yaşayabilir ama yavaş yavaş onun da azalması gerekiyor. Hı hı. Bu da normal olanı. Yani biz yeri gelecek gülümseyeceğiz de. Evet. Yeri gelecek normal hayata da döneceğiz. Çünkü gülümsemek de insana enerji veriyor. Kötü bir şey değil. Evet, yani kalkıp da sürekli acıdan bahsetmek insanı gerçekten acıya itiyor.
Ben onu fark ettim. Bir yerden sonra da şey oluyor. Ve şey dedim, benim bir an önce ekrana dönmem lazım dedim. Çünkü bana bir mesaj geldi 2-3 gün önce. Böyle gerçekten sesim titriyor. Paylaştım da sosyal medyada, depresyon ilaçlarıma geri başladım diyor. Nermin Hanım diyor, sizin diyor ekranda olmanız lazım diyor. Çünkü insana insana gelen iyi insanlar var. Ben mesela şu an Seyide Hocam'ı hayranlıkla izliyorum. Zaten çok seviyordum. Bugün bir kez daha sevdim. Yani bugün böyle bir kez daha sevdim ve bunu söylemek istiyorum. Böyle kıymetli hocalarımız, uzmanlarımız olduğu sürece bizim sırtımız yere gelmez. Zaten bizim çok köklü, dediğim gibi, bir devletiz ya gerçekten. Evet. Hiçbir şeyimizi bir şeyden esirgeyeceğimizi düşünmüyorum. Evet, evet. İnsanlık kazanacak. Evet. Ben eminim. Burada göndereceğimiz pozitif frekansların çok önemi var. Evet, çok önemli. Sizin burada görünmeniz, gülümsemeniz ya da hadi bugün hep birlikte bir salata yapalım. Evet. Çünkü yemek yapmak da bir terapidir bu arada. Kesinlikle katılıyorum. Hadi hep birlikte bir salata yapalım. Hı-hı. Bugün bundan yiyelim. Evet hocam. Demeniz. Masal evvelki... yemek değil. Ben sana onu da düşündüm. Hani şimdi biz geleceğiz. Evet, mutfağa gireceğiz. Ama herkes zaten evinde bir şeyler yapıyor. Kimse aç değil, kimse aç kalmıyor. Depremzede bölgesinde bile kazan kazan yemekler pişiyor. Tabii ki yiyeceğiz. Hı-hı. Ama bunu dediğiniz gibi birazcık daha empati yaparak, aslında yaraları sarmak adına, hı-hı, işte mutfaktaki, hı-hı, enerji, bir biraz odamızı atma, değiştirmek birazcık, kafayı da böyle. Kafayı dağıtma, yavaş, evet, yavaş normalleşme diyelim aslında. Ben şunu da yaptım mesela çocuklarımla alakalı. Onlara tabii bu depremin yükünü hissediyorlar. Ama çocuklarım benim çok küçük değiller ama. Tabii ki ama. Ama oyun oynayabilecek durumda en azından. Hı-hı. Dedim ki onlara, böyle aslında içimde acıyor ama. Evet. Dedim ki hadi bugün gelin sizi, dedim, rahat böyle oyun oynayabileceğiniz bir yere götüreyim. Kesinlikle. Onları oyun oynayabilecekleri bir yere götürdüm. Bir müddet oynadılar. Odakları dağıldı. Hı-hı. Çünkü tamamen onu düşünüyorlardı. Odak bir dağıldı. Hı-hı. Bir rahatladılar. Bir gevşeme oldu. Sonra eve geldiler. Yine çok böyle hani işlerimizin çokluğundan, belki vakit ayıramamaktan, onlarla az zaman ayırmaktan ya da az şeyler paylaşıyorduk belki, ama bu sefer dedim ki ya, bana da bir rahatlama geldi herhalde. Dedim ki ya, her şey dünyada kalıyor. Evet. Ben çocuğumla ne kadar çok vakit geçirirsem, ne kadar kıymetli şeyler yaparsam, o kadar anılarımda güzel şeyler kalabilir. O zaman ne yapacağız? Hadi gel seninle bir film izleyelim. Hadi gel seninle bir yemek yapalım. Ben onu yapalım. Yaptım, evet. Hadi gel seninle. Sen şunu, evet, istiyordun ya benden. Onu, hı-hı, bir yapmaya çabalayalım. Evet. Yani onu rahatlatırken kendimiz de rahatlıyoruz, emin olun yani. Çünkü çocuğumuzun rahatlaması bize de iyi geliyor. Evet. Bizim de rahatlama ihtiyacımız var ama. Evet anneyim. Evet babayım, evet belli sorumluluklarım var ama benim de sonuçta rahatlama ihtiyacım var. Ne kadar güçlü görünsem de o güç ihtiyacım var. Genelde bu haberleri izlerken ve enkaz altından çıkarılan insanların konuşmalarını dinlediğimde hepsi tek şeyden muzdaripti. Keşke daha çok sevseydim. Heh. Keşke çocuğuma yeme demeseydim diyor. Bak şu an yiyemiyor diyor. Ya. Yani aslında... Çok fazla böyle koruyuculukla annelik yaptığımızı düşünüyoruz bazen. İşte kilo aldın yeme. İşte şöyle yapma bilmem ne. Hayır. Bir daha kendimizi böyle... bir şey zannediyoruz değil mi? Evet. Birazcık... Her şey hükmettiğimizi falan, evet, düşünüyoruz birazcık böyle. Birazcık kendimizi daha böyle tatlı dilli şey yapalım değil, evet, mi? Yani önemli olan gerçekten ahlanmak vahlanmak değil. Onun zamanında bakın imkan var, vakit sunulmuş ve bize mesajlar geliyor. Bu mesajları değerlendirelim. Evet, evet. Serpil dayanamadı, kesmeye başlamış. Kekimizin içi posun posun, çok da güzel kabarmış. Şimdi bunu tabii iyice soğutmanızı istiyorum aslında. Bir ekmek gibi böyle bayatlaşmasını istiyorum aslında. Ve şu an şunu da göstereyim. Bunları bu şekilde değil de bu şekilde dilimledikten sonra bir de ortadan keserseniz bu şekilde kurutacağız efendim. Ben bunu gördüğümde çok hoşuma gitti. Dediğiniz gibi Selanik gevreğini anımsatacak. Bu şekilde uzun süre, bakın yaklaşık olarak 15-20 gün kesinlikle kuruttuktan sonra saklayabiliyorsunuz. Dolaba koyabilirsiniz efendim, dolapta da saklayabilirsiniz. Ama hazırladığınız araba işte ya da evin içerisinde hazırladığınız deprem çantanızın içerisine koyduğunuzda 15 gün, 20 gün orada tutabilirsiniz. Yatağınızın yanına, işte çocuk odalarına, belirli kısımlarına kuru yemişler enerji verir. Düdüğünüz, feneriniz... İşte her şeyinizi lütfen alalım. Çünkü bunlar hayat kurtaran, küçük gibi geliyor ama gerçekten hayat kurtaran önemli yöntemler. Şimdi biz bunu 200 derecelik fırına tekrardan vereceğiz. Halil Hocam, 200 derecelik fırında bu iyice kuruyana dek, bakın ızgara kısmına getiriyorum. Yani aşağıya bırakmıyorum. Serpil, gene ben bunun üstesinden gelemedim. Yukarı kaldırarak. Evet, 200 dereceye getirdim. Böyle
fanlı ayarda gene böyle mer gibi kızartacağım. Bir yandan da çöreğimiz burada pişiyor, mis gibi koktu efendim. Bunu da dilimleyip dolaba kaldıracağız. Bu da yaklaşık olarak 15 gün falan dolapta ve çantanın içerisinde soğuk ortamda bekleyebilir. Çünkü sert bir hamur yaptık birazcık bayatlamaması açısından. Evet, dediğim gibi bugün maksadımız bizim aslında yemek değil. Herkesin evinde bir şeyler pişiyor. Sadece bilgilendirmek. Son şeylerimizi de söyleyelim isterseniz. Evet. Tavsiye niteliğinde olanları kıymetli da biraz. Kıymetli konuğumuz, hocamız son noktayı da bize koysun. Evet. Ne diyorsunuz hocam? Evet, ben en son şunları söylemek istiyorum. Can çok önemli tabii. Dünyadaki en değerli şey. Mal da önemli tabii ama ondan sonraki şey. Onun için mal için canı üzmeyelim. Hep ne yapalım biliyor musunuz? Cana önem verelim. Mal olsa da olur, olmasa da olur diyelim. Elbette olması güzel. Olmaması da biraz sıkıntı olabilir ama onsuz olur da cansız hiç olmaz. Bu çok önemli. Peki nasıl yaralarımızı saralım? Bence burada kendimize iyi olan güzel şeyler yapalım. Mesela bana tabiatta dolaşmak güzel gelir. Deniz görmek, yeşillik görmek, bunlar herkese iyi gelir. Bunu yapabilirsiniz. Size iyi gelen bazı kitapları ya da sözleri okuyabilirsiniz. Bu dini şeyler de olabilir. Mesela dinlendirici bazı müzikleri dinleyebilirsiniz. Çünkü müzik ruhun gıdası anlamında o müzikler çok iyi gelebilir size. Bir enstrümantal, tek bir çalgıdan çıkan bir müzik de çok iyi gelebilir. Peki başka neler yapabilirsiniz? İnancınızı tazeleyebilirsiniz. Evet. Daha evvel mutlaka inanıyordunuz ya da inanmıyordunuz, hiç fark etmez. Hatalarım. Ama şunu unutmayın. Her zor durumda mutlaka tutunacağınız bir güce, inancı ihtiyacınız var. O gücün, her şeye gücünün yetiyor olması gerekiyor. Ve çok merhametli ve çok şefkatli olması gerekiyor. Ancak şunu unutmayın. Hani biz nasıl burada duygulandık? Ben hep aklıma bu gelir. Nasıl duygulandım? Nasıl herkesi şöyle yardım edeyim, böyle kucaklayayım dedim. Düşünün ki merhametlilerin en merhametlisi bize her şeyi veriyor. Canı da emanet veriyor. Sonra o can giderken de bana tekrardan bir mükafat veriyor. Burada ölenler inşallah hepsi şehit oldu. Evet. Çok güzel yerlere gittiler. Mertebeleri inşallah çok çocuklar güzel oldu. Aynı şekilde zaten çok güzellerdi. Çok güzel oldular. Bu arada küçük bir yere daha değineceğim. Buyurun. Sosyal medyada yemek videolarıyla ünlenen Hatay'da vefat eden Taha Duymaz. Evet, onun diyeceğim. Da mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Çocuğu çok yerdiler. Çocuğu çok eleştirdiler. Çocuk küçücük bir çocuktu. 18-19 yaşlarında pırıl pırıl bir gençti. Dünyanın sert yüzüyle karşılaştı galiba bu sebeple. Ve hep dediği şeydi, 19-20 yaşına kadar belki yaşamayacağım ben diye verdiği röportajlarda geçiyordu. İçin ve yorumları okudum sonrasında, herkes ahva, ya yapmayın. Bakın dış görünüşüyle insanlarla dalga geçmeyin. Evet. İnsanları lütfen bir şeylere zorlamayın. Bu çocuk küçük, işte burnumu yaptırdım diyor ki pişman oldum. Kulaklarımı yaptırdım pişman oldum diyor. Sosyal medyada olmasam yaptırmazdım çünkü çok eleştiri ettiler. Bakın sonrasında dediniz ki ahva. Ne ayıp şey, fiziksel özellikler. Yani şimdi şöyle bir söz var. Onu Allah yaratmış. Evet. Öyle veya böyle. Neyi beğenmedin? Boyayı mı, boyacıyı mı? Neyi beğenmedin? Aynen öyle. Bak bu çok önemli bir nokta. Kimseye bu sebepten ötürü bir şey diyemezsin ki zaten. Evet. Mesela mesajlara bakıyorum. Gerçekten haftalar sonrasında demişler. Beğendiğimiz nadir sayılı programlardan biri oldu demişler. Programınızı başından beri izledim. Beyaz TV'yi tebrik ediyoruz demişler. O kadar güzel mesajlar şu an geliyor ki, yani DM'im kilitlenmiş vaziyette. Yani burada bizim amacımız aslında tam olarak benim istediğim buydu. Ben evde yatamam. Çünkü benim hitap ettiğim bir kitle var. Evet. Ben yaraları sarmak için ekranda olmam lazım. Sosyal medyamda da bunu göstermem lazım. Size daha büyük görev düşüyor. Bakın evde oturup ağlamak, tek başına acı yaşamak, bu inanın en kolayı. Aynen öyle. Daha zoru ne biliyor musunuz? Acınızı yaşarken güçlü durmak, işinize sahip çıkmak, kazancınıza, birçok insana ulaşabilmek bu vesileyle. Hatta örnek olmak. Umut olmak. Umut olmak, örnek olmak. Ve yaptığınız şeyde hani böyle aşırı uçlara gitmeden dengeli böyle. Her şeyi güzel yapmak, doğru yapmak. Burada çok büyük bir sorumluluk var onun için. Özellikle sosyal medyada önde olanlar, medyada önde olanlara. Ben Seyide Hocam'la az önce konuşurken şey dedim. Ya dedim, gerçekten dedim, çekiniyorum bugün dedim, yayından biraz dedim. Ya dedi, sen dedi, inan dedi, kalbiyle yaşayan birisin dedi. Hani rahatlattı beni, gerçekten rahat çok ol. İyi oldu. Rahat ol dedi yani. Dedi, sen dedi uçlarda yaşayan biri değilsin. Sen dedi onlardan birisin dedi. Hakikaten hani güzel enerji güzelliği getiriyor. Tabii ki buram buruk. Tabii ki dediğim gibi ben evimde bile yemek yapmak istemedim ki yapmadım yani. Evet.
ekmek, peynir, dışarıdan evet. ne varsa onu evet. yedik. Gerçekten söylüyorum. Ya yapmadım çünkü orada benim kardeşim aç yatarken ben burada evet. tok yatamam hocam. Evet. Böyle bir dünya yok. Bir de eleştirmek en kolayı. Evet. Yani birini suçlamak, inan dünyanın en kolay şeyi. Otururum yerimde rahatımı da bozmam. Tabii canım. İki gözyaşı döküyor gibi yaparım. Birilerini aynen de suçladım. Öyle. Kahraman benim. Aynen bu öyle. Bu değil kahraman. Aynen öyle. Bu insan idare etmek, herkese ulaşabilmek. Ne olursa olsun kimseyi suçlamadan ne yapılabilire bakmak öyle herkesin de kârı değildir. Onun için bence güçlü durmak, burada bugün bu programı yapmanız, burada konuşmamız, birilerinin daha bizi dinleyip oh biraz rahatladım demesi evet. benim için çok kıymetli. İnşallah kesinlikle. Başarmışızdır. Vallahi Seyide Hocam seni çok seviyordum. Bugün bir tık daha diyorum ya sana olan hayranlığım da sevgim de arttı. Allah razı olsun. Allah eksikliğini benim. Vermesin. Güzel insanlarla güzel yerlere gelmek gibi bir şey var. Ben de hep güzel insanlar biriktiriyorum. İyi ki varlar. Efendim çöreğimiz pişti. Şöyle göstereyim. Bunu dilimleyeceğiz. Dolaba kaldıracağız. Gayet güzel gözüküyor. Kuruyor. Bir yandan da gördüğünüz üzere keklerimi ben kurutuyorum. Şöyle bakın birazcık daha bunu taşlaştıracağız. Ve sonrasında bunu Serpil'le kavanozlayacağız. Böyle elimizin altında kenarda dursun efendim. Evet bugünün de sonuna geldik. Ben içime çok sinen bir yayın yaptığımı düşünüyorum bugün. Öncelikle Beyaz TV'ye gerçekten teşekkür ediyoruz tekrardan. Teşekkür ediyorum bu gerçekten. Fırsatı bize verdikleri için. Çünkü ekranda olan birinin yapması gereken ne varsa biz bugün elimizden geldiğince onu yaptık. Şaşa işte çok fazla abartı bize göre değil zaten biliyorsunuz. Yaptığımız yayınlarda da yüzünüzü bir tebessüm güldürebilmek adına yapıyoruz zaten. Seyide Hocam çok kıymetli bir sosyolog, uzman. Çok yakında inşallah doktor diyeceğiz kendisine. Çok az kaldı ve bizi onurlandırıyor. İyi ki geldin. Seni çok seviyorum. Biz de seni seviyoruz. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Yaraları birlikte saracağız. İnşallah. Hepsi geçmiş. Ve bu 10 şehrimizde kaybettiğimiz bütün kardeşlerime, bütün hepsine, en küçüğünden en büyüğüne, tanıdığım tanımadığım hepsine Rabbimden rahmet. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Amin. Yaraları birlikte saracağız efendim. Yarın aynı saatte biz Beyaz TV ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Allah'a emanet olun. En güzel emanet ediyorum ki inşallah buluşalım.